3 günü kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Hem şampiyonluk mücadelesini hem de ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren bir günde maç günü programında beraberiz. Savaş Çorlu ve Ogün Şahinoğlu ile birlikte değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Biraz daha ağırlıklı şampiyonluk yarışı ile ilgili konuştuk ama az sonra bağlantılarımız olacak ve ligde kalma mücadelesine dair muhabirlerimizden son gelişmeleri alacağız. Konyaspor Samsunspor mücadelesini Ahmet Çelik yerinde takip edecek. Hatayspor Ankara Gücü maçında Halil İbrahim Uğur görevli. Pendik'te Pendikspor Rizespor maçı için Engin Can Çelik yine karşımızda olacak. Bu mücadelelere dair hem değerlendirmelerini hem ellerindeki bilgileri bizimle paylaşacaklar. Tabii programımız içerisinde Karagümrük Galatasaray ve Fenerbahçe Kayseri Spor maçına biraz daha odaklı gideceğiz. Az sonra Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında oynayacağı karşılaşmayı da yine konuşacağız. Özellikle Ogün Şahinoğlu'nun beklentilerini çok merak ediyorum. Muhtemel 11'ini de o günün yine dinlemek, duymak istediğimizi söyleyebiliriz. Az sonra bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Sevgili seyirciler, Süper Lig'de kritik pazar yaşanıyor. Hatta bağlantılardan önce Galatasaray'dan çok bahsettik ama sarı kırmızılıların muhtemel 11'ini görmedik. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine gelin bir göz atalım. Muslera, Kaan, Nelson, Abdülkerim, Kön, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Mauro Icardi sarı kırmızılıların bu 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz. Okan Buruk ideal 11'ini bulmak için ki dönem dönem farklı ideal 11'ler de buldu hoca. Çok çaba sarf etti. Sezonu bitiren 11 şampiyonluk yarışında biraz da hatırlanan 11 oluyor. Son haftalardaki performansıyla Savaş Çorlu. Herhalde bu 11 sahada olmayı hak ediyor. Senin beklediğin daha farklı bir isim var mı? Yok, çok bir aksilik olmadı sürece. Birisi hastalanmadı sürece. Gıda zehirlenmesi yaşamadı sürece. Kimseye bir şey olmaz tabii. Bu kadro olur. Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki kadro. Alanyaspor maçında ne vardı? Orada yeni transferden Sergio Aurier vardı. Diğer tarafta Kerem vardı. Bu tarafta da Barış vardı. Yani iki tane değişiklik vardı o maçta. İkinci yarı oyunu çeviren kadro. Ve Okan Hoca ondan sonra bu kadroyu ezberletti artık. Herkesin gözü kapalı kadroyu sayabilecek bir 11'i var Galatasaray'ın. Şampiyon olursa tabii ki bu kadro hafızada kalacak ama kulübede olan da herkesin de emeğinde olduğunu unutmayalım. Yani geçmişte ilk yarıda oynayanlar, oynamayanlar ama 9 tane futbolcusu Galatasaray'ın şampiyonluğa çok büyük etkisi var. Bunda yani çok süre alan oyuncular da var. Tabii, bu 11'de olmayan 49 Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez. Sanchez'in yine çok kritik çok, oyuncular. Çok önemli katkıları oldu. Hakikaten ben Sanchez'in kadrodan keseceğine çok fazla ihtimal vermiyorduk. Ama Galatasaray'dan formayı alan da bırakmıyor. Böyle de bir şey var yani. Şimdi mesela Hakim Ziyech bir aldı bırakmadı. Barış oraya geçti bırakmadı. Kaan Sergio oradan aldı bırakmadı. Abdülkerim zaten normal şartlarda da bırakmıyor. Yerli kontenjandan dolayı. Kön geldi ilk maçına itibaren tuttu. Şampiyonlukta önemli bir etki edecek. Çünkü ilk yarıda Galatasaray'ın en büyük problemi orasıydı. Devre arası transferlerinin en noktasından bir tanesi oldu yani. Farklı noktalara dediğim gibi ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçlarla alakalı bağlantılarımız olacağını söylemiştim. Bağlantılara şimdi yavaş yavaş gidebiliyoruz. Ahmet Çelik, Konyaspor, Samsunspor mücadelesi öncesinde detayları aktaracak. Evet, Konyaspor, Samsunspor mücadelesi saat 19'da Büyükşehir Stadı'nda başlayacak. Şu an itibariyle hazırlıklar başladı. Güvenlik önlemleri alındı. Güvenlikçiler de geldi. Birazdan taraftarlar da sahaya alınmış olacak. Konyaspor Samsunspor maçı 19'da başlayacak demiştik. Maçın hakemi Kadir Sağlam, yardımcı hakemler Serkan Çimen ve Suat Güz yapacak. Konyaspor bu maça mutlak 3 puan galibiyetiyle çıkmak istiyor. Konyaspor ligdeki o düşme potasından kurtulmak istiyor. Bunun için de Samsunspor'dan 3 puan alarak yoluna devam ederek o ligdeki yerini biraz daha yukarılara çekerek düşme potasından kurtulmak istiyor. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi takımlar henüz sahaya gelmedi. Hazırlıklar devam ediyor. Konyaspor 16. sırada, Samsunspor ise 12. sırada. Konyaspor'un 16. sıradan kurtulması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den 1 puan almıştı kendi sahasında Konyaspor. Bu hafta da Samsunspor'u yenerek ligdeki pozisyonunu korumak istiyor. Düşme potasının içinde olduğunu belirtelim ve şu an itibariyle de yavaş yavaş seyirciler de birazdan alınmaya başlayacak. Muhtemel kadrolardan bahsedecek olursak Konya, Slovek, Cilerme,
Hadebe, Adil Uğurcan Ahmet, Endao, Enzanzi, Soner Oğulcan ve Çikaleşi 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Yine Samsun Spor, Okan Bola, Van Drangelen, Alim Zeki, Taylan Tayit, Holse, Emre Ramazan, Macit ile sahaya çıkması bekleniyor. Dediğimiz gibi Konya için önemli bir maç. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında seyirci stadı doldurmuştu. Konya Spor'a destek vermişti. Bugün de yine yoğun bir seyirci katılımının olması bekleniyor. Konya Spor mutlak 3 puan diyor. Onun için bu maça hazırlandı diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Mersin'e gidiyoruz şimdi. Hatay Spor Ankara Gücü maçı öncesinde Halil İbrahim Uğur'u dinleyeceğiz. Hatay Spor bugün Mersin'de Ankara Gücü'nü konuk edecek ve karşılaşmanın başlamasına artık 3 saatten daha az bir zamanın kaldığını ifade edebiliriz. Ancak öğleden sonra yer yer Mersin'de yağış kendisini hatırlattığı hissettirdi ama karşılaşma başlamadan önce Mersin'de yağışın beklendiğini ifade edelim ve meteorolojinin yapmış olduğu son tahminlere göre maç saatinde de yine Mersin'de yağışın %100 etkili olacağı yönünde şu anda tahminlerin olduğunu ifade etmekte fayda var. Yağış altında geçecek gibi bu karşılaşma tabii ki hava muhalefetinin yanı sıra her iki takım için de bu karşılaşma oldukça önemli. Çünkü her iki takım da ligde kalma mücadelesi verecek bugün Mersin stadında ve tabii ki Ankara Gücü için sadece bu karşılaşmadan alacağı puan değil. Bunun yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve Pendik Spor'un da puan kaybetmesini bekleyecek ve ardından da ligde kalabilme için rahat bir nefes almış olacak. Tabii ki diğer taraftan da Hatay Spor'da aslında sezonun başından bu yana işlerin yolunda gitmediğini söyleyebiliriz. Sezona iyi bir giriş yaptı ve ardından da Hatay Spor maalesef kan kaybetmeye başlamıştı. Yaprak dökümleri meydana gelmişti ve şimdi de Hatay Spor'un Süper Lig'de kalıp kalmayacağı yönünde tabii ki bu konuşmalar, bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Bu da Hatay Spor için, Hataylılar için aslında oldukça üzücü bir tablo olduğunu söylemekte fayda var. Diğer taraftan da tabii ki iki takım için de oldukça önemli bir karşılaşma dedik. Ancak Ankara Gücü hafta içinde oynamış olduğu Ziraat Türkiye karşılaşmasında Beşiktaş'a mağlup olmuştu ve moraller bozuktu ve baktığımızda da 3 futbolcunun bu akşam forma giyemeyeceğini söyleyebiliriz. Onlardan bir tanesi Tolga Ciğerci sarı kart sınırında olduğu için bu akşam forma giyemeyecek. Diğer taraftan Alper Uludağ ve Moruta'nın da sakatlığının devam ettiğini söyleyelim. 3 isimin bu akşam burada forma giyemeyecek olması tabii ki Ankara Gücü'nü de zorlayacak. Diğer taraftan baktığımızda 2014 yılından itibaren 10 karşılaşma, resmi karşılaşma bulunuyor Hatay Spor ile Ankara Gücü arasında ve bu skorlara baktığımızda Ankara Gücü'nün 5 kez Hatay Spor'u mağlup ettiğini görüyoruz. Ve diğer taraftan da Hatay Spor ise 2 kez Ankara Gücü'nü mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu skorlara baktığımızda Ankara Gücü'nün Hatay Spor üzerinde etkin olduğunu görüyoruz. Ve muhtemel 11'lere baktığımızda ise ev sahibi takım Hatay Spor'da muhtemel 11'de Elçe kardeşler Kamil Ahmet Çörekçi, Glama, Maksimovic, Golon, Masonge, Doğukan Sinik, Bodjema, Dele Basiro, Fernandez, Strandberg'in ilk 11'de forma giymesi beklenen isimler arasında yer alıyor. Ankara Gücü'nde ise Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Ratković, Mujakić, Kitsuyu, Pedrinho, Basagok, Philips, Efkan Bekiroğlu, Jasjovennis, Ali Sov'un ilk 11'de olduğunu sıralayabiliriz. Tabii bu önemli karşılaşmayı hakem Ali Şansola'nın da yöneteceğini ifade edelim. Yavaş yavaş artık taraftarında Mersin Stadyumu'nun etrafına geldiğini söylemekte fayda var. Hava yağışlı olsa da bugün Mersin'de yaşayan Hataylıların özellikle bu maça ilgi göstermesi bekleniyor. Bu önemli karşılaşmada Hatay Spor'un bu 3 puanı alarak aslında ligde biraz rahatlaması da bekleniyor. Bu doğrultuda da özellikle deprem sonrasında Mersin'e yerleşen Hataylıların da sahaya gelerek takımına burada destek vermesi bekleniyor ve bu doğrultuda da yine
takımın takım grupları tarafından da taraftar grupları tarafından da çağrı yapıldığını ifade edelim ve ardından da sözü Mersin'den tekrar size bırakalım. Pendik'e gideceğiz. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Konu Pendik Spor Rize Spor maçı. Kerem, tekrardan selamlar. Pendik Şehir Stadyumu'ndayız bu sefer. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte 36. haftanın en kritik mücadelelerinden bir tanesi oynanacak. Saatler 19'u gösterdiğinde Atilla Karaoğlan'ın yönetimindeki mücadele Siltaş Yapı Pendik Spor Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım ile başlayalım. Aslında ev sahibi takım bugün mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Rakiplerinin hem Gaziantep hem de Konyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek ve son 3 haftada da ligde tutunma açısından puan veya puanlar alarak ligde kalmak için mücadele vereceğini ifade edelim. Konuk takım Çaykur Rizespor'a bakacak olursak dün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Bir hayli eksikle geldi. Sakatlıklarından dolayı oyuncular gelememişti. Kimdi onlar? Benhun, Keser ve Laine kadroda yer alamayacak. Peki devam eden sakatlıkları devam eden ama son antrenmana katılan ve bugün maçtan önce son toplantıda belli olacak isimler kimler ise Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Kasper Hoyer ve Mitat Palan ise maç saatinde durumu netleşecek. Aslında iki takımın geçtiğimiz haftaki ligdeki durumuna bakacak olursak ev sahibi takım Pendik Spor uzun bir aranın ardından zorlu Antalya Spor deplasmanından İbrahim Üzülmez yönetiminde 2-1'lik skorla dönmüştü ve 3 puanı sahibi olmuştu. Kalan son haftaya son 3 haftaya umutlarını taşıdığını ifade edelim. Çaykur Rizespor cephesine bakacak olursak Çaykur Rizespor ise geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşılaşmasından 3-2'lik skorla mağlubiyetle ayrılmıştı ve onlar da ligde 49 puanla 8. sırada yer alır. Onlar da bugün mutlak 3 puan alarak takipçileri hem Kasımpaşa hem de Başakşehir'in puan kaybetmesi durumunda Avrupa potasına girmek isteyeceğini ifade edelim. Stadyum çevresindeki atmosferden de bahsedecek olursak yaklaşık 2500 kişilik bir stadyum kapasitesi var. Bütün biletlerin tükendiğini de ifade edelim. Aslında Pendik Spor sezon başından bu yana butik bir stat olmasına rağmen, 2500 kişilik kapasiteli bir stat olmasına rağmen full tribünler karşısında oynadığını da ifade edelim. Saatler 16.30'u gösterdiğinde stadyum kapıları açılacak ve taraftarların alacağını da söyleyelim. Muhtemel 11'e geçelim. Ev sahibi takımla başlayalım. Kalede Erdem Can Polat, savunmanın sağında Erdem, sol tarafında Sekere, stoper ikilisi ise Wellington ve Alparslan, önlerinde ise Mitsho, Ndiaye, Lusamba, ileri üçlü ise Halil, Tiyan ve Erencan. Mitsho'ya parantez açacak olursak uzun süren bir sakatlığı vardı. Bugün ilk 11'de oynamasını bekliyoruz. İbrahim Üzülmez'in tercih forma şansı vermesi durumunda. Konuk takıma bakacak olursak Çaykur Rizespor'da kalede Tarık, savunmanın sağ tarafında Taha, sol tarafında Halil, stoper ikilisi ise Aliko ve Muçsi. Önlerinde ise merkez orta sahada ikili bir Şelvi, Muammer ikilisi. Orta alanda sağ tarafta Akintola, sol tarafta Zekiri. Forvet arkası Olav'ın forvette de Jolin oynamasını bekliyoruz. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Kritik bir mücadele. İki takım da mutlak 3 puan parolası için çıkacak. Ve saatler 17.15, 17.30'u gösterdiğinde de iki takımın stadyumuna doğru gelmesini bekliyoruz diyelim. Biz gün boyu buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Engin Can'a aktardıkları için. Galatasaray'ı muhtemel 11'i üstünden konuşuyorduk. Savaş Çorlu'dan Galatasaray'ın aynı 11'le sahaya çıkacağı görüşünü aldık. Bizim de muhtemel 11'imiz zaten bu şekildeydi. Yani Emre Kaplan'la Savaş Çorlu orta noktada buluşuyorlar. O güne sormak isterim. Tamam. Herhangi bir değişikliğe gerek var mı Galatasaray'ın 11'inde? Yok, yani zaten bu 11'den sonuç aldı. İyi futbolu da bu 11'le buldu son dönemde Okan Hoca. Ki bu 11'de genellikle değişen şey zaten bir sağ bek sorunu vardı. Sol bek sorunu giderildikten sonra bir sağ bek konusu vardı. Orada da işin Kaan Ayhan'la yürüyebileceğini gördü Okan Hoca. Yani diğer isimlere baktığın zaman daha sağlıklı olan buydu zaten. Sergio Oray'a göre planlama yapılması bence zaten hataydı. Bunun da ceremesini ben Avrupa'da çekildiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray özellikle mesela Sparta Prag eşleşmesinde çok ciddi çizgilerde sıkıntı yaşadı. Zaten turu getiren de Sparta Prag'a o kenarları çok iyi kullanan oyuncularıydı. Orada problemler yaşadı. Hem sol hem sağ bekte. Kaan Ayhan Sergio Oray'dan daha sağlıklı, daha fit şu anki haliyle. Bu arada ki o da uzun bir süre uzun bir sakatlığı ağrılarıyla oynamıştı. Ama buna rağmen Oray'dan daha sağlıklı. Oray'dan de daha fit olduğuna inanıyorum, evet, kesinlikle. Ya, bu sakat haline göre de.
Onun dışında bir de ileri hatta yani özellikle sol bölgede Kerem Aktürkoğlu ile Zaha arasında bir konu vardı. Sonrasında Zaha kenarda bırakıldı ve Kerem Aktürkoğlu ile devam edildi. Çünkü sağa zaten çözmüştü o konuca. Barış Alper Yılmaz oradaydı. Bu kez sol değişmek zorunda kalınca Barış'ın mevkisi değişti ama Galatasaray'ın en büyük artılarından bir tanesi Barış Alper Yılmaz'ın bu sezon hem sağda hem solda aynı performansı gösterebilmesi. Aynı verimliliğe sahip olabilmesi ki soldaki ritmini sağa göre biraz daha sonradan buldu elbette. Ve tabii beklerde de ciddi katkı sağlamıştı. Galatasaray adına en kritik oyunculardan biri oldu sezon içerisinde Barış Alper Yılmaz. Tabii ki burada ben saha içerisinde en önemli kilit rollerden biri diye sorulduğunda başta Mertens olduğunu düşünüyorum. Yani bir numaraya Mertens'i koyuyorum. Çünkü bugünkü tabloda bir Darius Mertens'i kenarda bırakalım. Farz edelim ki yok Mertens. Böyle bir performansı hiç olmadı bu sezon. Şu an bu 11'i dizerken nasıl dizecektiniz? Hakim Ziyech'i muhtemelen bir 10 numara denemesi. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay ama 8 numarada o performans verirken Kerem'i önüne attığınızda bu kez oraya birini kaydırmak zorundasınız. Sürekli yerler kayacak. İyi performans verilen yerler değişkenlik göstermek zorunda kalacaktı. Mertens bu sorunu bertaraf etti. En iyi performans kim diye sorulduğunda ben Galatasaray adına Mertens'i tekrar söyleyebilirim. Galatasaray adına bence en kritik, en iyi performans Mertens'tir. Bir oyuncu çok şey ama çok şey sayabiliriz. Mesela burada birçok kez maç yayını yaptık bugün olduğu gibi. Bugün kimi ön plana çıkmasını bekliyorsun dediğin zaman artık o kadar fixlendi ki. Barış, Hakim Ziyech, Mertens, Icardi. Icardi'yi zaten saymıyoruz. Evet. Yani geriden de belli artık. Yani Lucas Torreira, Duran Topolu saptı Kerim Bardakçı. Gol atabileceğini hep söylemişizdir. Kaan Ayhan'ın oyunu etkili. O Mertens orada bundan aşağı yukarı 2 ay önceye kadar, 2,5 ay önceye kadar ne yapıyorduk? Kerem Aktürkoğlu oynadı. Zaha oynadı. Bir ara Kerem Demirbay'da oynadı. Orada bir 10 numara arayışı vardı. Devre arasında 10 numara transfer yapılacak mı denildi. Yapılması gerekiyor denildi. Sazı eline aldı. Öyle bir aldı ki takımın adeta maestrosu oldu yani. Oynuyor, oynattırıyor, koşuyor, koşturuyor. O yedek kaldığı dönemlerdeki bazı maçlarda ağır kaldığı için eleştiriyordu. Fakat sonradan öyle bir split yaptı ki yani 37 yaşına gelecek değil, sanki böyle 25 yaşına gelecek ya da 24 yaşına gelecek bir oyuncu gibi oynuyor. Bir senelik sözleşme almayı da bana göre fazlasıyla hak edecek gibi gözüküyor. Oynar mı oynar, bir 10 numara transfer mutlaka yapacaktır Galatasaray ama Mertens'in bu performansı, ya kimseye haksızlık etmek istemiyorum ama şampiyonlukta geçen sene de bu sezonda çok ciddi bir katkısı olacak eğer Galatasaray'ın şampiyon olması halinde. Ben yani kimseye haksızlık ettiğimi düşünmüyorum. Evet. Valla Mertens'i bir numara yazıyorum. Çünkü sadece kendi bireyselindeki o gol katkısından bahsetmiyoruz burada. Mertens'in olmadığı bir senaryoda Galatasaray'ın hücum hattında her mevki neredeyse yer değişkenliği gösterecekti. Şu an Mertens diye bir oyuncusu olmasa Galatasaray'ın hadi bakalım 10 numaraya kim koyacaksınız? İlk soru bu. Bu böyle bir performans olmasa. Hakim Ziyech denilecek değil mi? Hakim Ziyech 10 numara oynamayalı aylar, yıllar, seneler oldu. Evet. Üzerinden kaç mevsim geçti? Bakalım Hakim Ziyech orada ne verebilecekti? Kerem Aktürkoğlu'nun veremediğini gördük. Yani evet Kerem gol asist katkısı oldu bu orada oynadığı maçlarda. Ama takım oyununda bir zafiyet oluşturdu. Wilfried Zaha'yı zaten saymıyoruz artık. Galatasaray'ın oyuncusu gibi de durmuyor gelecek sezon. Genel tablo bunu gösteriyor. Yani gidebilecek oyuncular sıralaması yapılsa zaten Ndombele'yi falan ben hiç yani adını esamesini burada okumuyorum da Zaha muhtemelen yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak oyuncu konumunda. Sevgili Ogün, burada mesela yayının başında okunacağı aslan payını verdik ama o da hatasından ders çıkardı. Bak hepimiz hata yapabiliriz. Hep söylüyorum. Hatalardan ders çıkarmıyorum. 5-6 maç orada Mertens'i kulübede bekletmek belki Mertens'i de olumlu yönde etkiledi. Çünkü bazen bazı oyuncuların kulübede kalması olumlu yönde etkileyebiliyor. Bazen de geriye doğru gidebiliyor. Orada Zaha'yı denedi. Kerem ısrarla 3-4 maç denedi. Hem Avrupa maçlarında evet, hem lig maçlarında. Bir ara çok kısa Hakim Ziyech oyuna gittikten sonra 10 numara gibi oynadı. Hatta Kerem Demirbay'ı da orada denedi. Baktı orada mevcut oyuncuların içinde en verim alabileceği Mertens var. Bir girdi ve bir daha bırakmadı. Ve gerçekten de üzerine koyarak geldi. İlk başlangıçta ağır kaldığı için tribünlerden mırıldanma oluyordu. İlk başta da 10 numarada mesela çok top kaybı yapıyor, koşmuyor diye. Ama bir Beşiktaş maçı hatırlıyorum. 88. dakikada bir kayarak mücadelesi var hatırlarsan. Geriye koşuyor. Evet, olağanüstü bir mücadele ve her maçta da bu performansıyla, bu eforuyla çok çok önemli işler yaptı. Kimseye haksızlık etmek istemiyorum derken tabii ki şu en çok aslan payını sağ içinde kim akıyor demiş olsam Barış ayrı bir yere koyarız. Torreira'yı arkaya böyle koyarız. Muslera ayrı bir yere koyarız.
Kaan Ayhan kritik bir zamanda Uçak sağ bek olmasına rağmen boya gittikten sonra yeni transfer yapıldı. Tekrar oraya monte oldu. Yani böyle bir takım halinde oynayan oynamayan herkese de yapmak lazım ama Mertens son haftalarda gerçekten bunu fazlasıyla hak etti yani o övgüyü. Mertens yazın önelemelerle birlikte ilk 11 oynamaya başlayıp da devamında da ilk 11 olsaydı nefesi buraya kadar yetmezdi bu arada. İşte orada da Okan Hoca'nın demek ki bir bildiği vardı. Nefesi buraya kadar yetmezdi. Demek ki orada da Okan Hoca'nın bildiği vardı. Mertens şu an oynadığı dakika bazında bakarsak maç sayısı değil dakika. Dakikaya bölün aşağı yukarı 33-34 maç aralığında oluyor. 33-34 tam maç çıkarmış gibi bir Mertens düşünün. Barış Alper 50'ye yaklaştı galiba. 48-49 oldu galiba. Kerem Aktürk 49 galiba. Mustafa 45 tane falan var böyle. Şimdi Mertens sezonu işte o yaz döneminde başlasaydı buraya kadar fit bir şekilde gelebilir miydi? O zaman şöyle miydi? Seni tamamlayayım. Şimdi Tadic ve Dzeko da Fenerbahçe'de birazdan geçeceğiz. Tartışılan konulardan bir tanesi oluyor ya. Barış Alper 52 maç oynamış. 52 maç Mustafa'dan fazla oynamış demek ki. Mustafa 49-50 idi. Bak en çok forma giyen oyuncu. Evet zaten. En çok forma giyen ve bunun da ödülünü yavaş yavaş o bileti İngiltere'ye doğru rezervasyon yaptı. Bileti aldı. Transfer zamanında konuşuruz. Premier Lig'e koşar adım gidiyor. Hatta bir ön anlaşması da yapıldı gibi bilgiler alıyorum. Evet. Premier Lig'de seni izleyeceğiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde şimdi şampiyonluk var. Detaylarını çok konuşuruz. Bunun haberini de yapmadık. Ama orada başlangıç ve son çok önemli bak. Başlangıçtan bahsettin. Hatırlıyor musun? Bir Şampiyonlar Ligi önerilmesinde Mertens'in oynadığı maçlarda hep kritik maçlarda gol attı. Son vuruşlarda. Mesela bir çok güzel bir golü vardı. Golf sevinci yaptı böyle mesela. Maçın sonlarında. Manchester maçı çok şahane grup mesela. Grup maçlarında 5 maçta oynadı. Asisti de yoktu golü de. Grup maçlarında öneleme. Öneleme. Grup maç. Oraya Şampiyonlar Ligi'nde girişinde başlangıçta evet. Çok katkı sağladı. Finalde de şampiyonlukta çok katkı sağlayan bir isim. Yani Şampiyonlar Ligi'ne girerken en büyük aslan payı da orada Mertens'in. Aslında biraz geç girmesi işin içine Galatasaray adına daha hayırlı olur. Daha fazla faydalanabildi. Sezonu çok erken açtı. Dzeko ve Tadic de mesela fiziksel olarak düşüşten bahsediliyor değil mi? 90 dakika çıkaramam durumuna. Bu çok normal. Çünkü zaten sürekli bunu oynadılar. Hep konuşuyoruz. Sürekli oynadılar. Devamlı oynadılar ve 11'de oynadılar. İşte orada da teknik adam. Bu arada oyuncuların fiziksel yapısı, doğuştan işte kapasiteleri, dayanıklılıkları bunlar da çok farklı. Yani elbette. Her 37 yaşındaki oyuncu aynı performansta sabit kalacak ya da performansı kesinlikle hepsinin dalgalanacak diye bir kaide yok. Dzeko'nun dezavantajı biraz daha kalıplı, biraz daha fizikli oyuncular. Ve oyun içine katılan oyuncu, sabit oyuncu değil. Abi, sürekli maç içerisinde koşusu fazla olan oyuncu. 37 yaşındaki adamı sürekli oynatamazsın. Bak, ceza sahası golcüleri yorulmaz. Zaten her antrenmana da çıkmıyor bak, uzun süredir. Kerem, ceza sahası golcüleri yani yorulmaz durumunda. Değil mi? Evet. O adam bir sezonu rahatlıkla oynar, geçirir, gider. Ama Dzeko gibi orta sahaya kadar koşan, çizgiye basan, sürekli olarak yerini değiştiren, sabit kalmayan bir oyuncu yorulur. O yüzden bir sezonun içerisinde dinlenmesi gereken maçlara ihtiyaç duyar. Yani Icardi sakatlığı vardı değil mi? Dinlenmeye ihtiyaç duymuyordu. Çünkü Dzeko gibi oyuncu değil, daha farklı. Ceza sahasını daha fazla kullanan oyuncu, o bölgeyi kullanan oyuncu, ekstradan böyle çizgiye, merkeze vesaire bu yorgunluğa girmeyen oyuncu. Mesela Icardi gibi oyuncular bir tam sezonu bu şekilde geçirebilir. Ama Dzeko'nun yorulduğu maçları zaten hissettiriyordu. Bundan bir ay önce de hissettiriyordu, bir buçuk ay önce de hissettiriyordu. Orada mesela işin içerisine ligde bazı maçlarda Batshuayi dahil olması lazımdı. Ya Michy Batshuayi'nin kaç tane golü var bu sezon? 20'nin üzerine çıktı değil mi? Tüm kulvarlarda. Vardır 20'nin üzerinde. Toplamda 20... Üç müydü geçen baktık? Yani 20'nin üzerinde vardır tüm kulvarlarda. Michy Batshuayi Süper Lig'de oynadığı ilk 11 oynadığı maç sayısı 2 ya da 3. Onu biraz daha fazla kullanabilirdi. Dzeko'yu biraz daha fazla dinlendirebilirdi. Tüm kulvarlarda 23 maçı 20. var. Süper Lig'de ilk 11 çıktığı maç sayısı 2. Kayseri deplasmanı ve içeride Beşiktaş maçı. 2 maç 4 gol. Batshuayi. O 11 çıktığı 2 maçta 4 gol. Yok toplamındaki golü söylüyorum. Toplam 23 golü evet, var. 23 gol doğru hatırlamışım. Yani... Icardi dediğin ya fazla dinledim. Icardi'nin de mesela Okan Hoca'nın orada bütün takım devre arasında mesela çalışma yaptığı kısa sürede 15 günlük bir izin yaptı. 13-15 günlük. Orada mesela hiç olmadığı kadar yaradı onu. Hem tedavi amaçlı hem de dinlenme amaçlı. Çok yorulan bir Icardi vardı. İğneyle oynayan 6-7 tane maç. Beşiktaş maçından sonra hem Avrupa'da hem ligde arka arkaya iğneyle maç oynadı. 6-7 tane belki 8 tane. O dinlendikten sonra da bayağı bir fark etti. 37 yaşında olup kendinize çok iyi bakıyorsa Ronaldo olabilirsin mesela. Ronaldo 40 yaşına da gelse bakıyor çünkü kendine. Ya, her maçta da oynuyor çünkü. Ama artık üst düzey futbolun içinde yok.
Geçen sene de aynı şeyi söyledik. Yani 37 yaşına geldi ama oynuyor. Geçen sene de yoktu. Dünya Kupası'nda da yoktu zaten. Atmaya devam ediyor ama bir yandan. Şimdi yine orada atıyor bir şekilde yani. Orada babam da atar. O zaman öyle. Haksızlık yapmıyorum ya. Ben Ronaldo'cuyum, haksızlık Benzema yapmıyorum. Benzema atamadı. Yani şimdi, şaka bir yana tabii ki babam ya, atamaz yani. Şuradan şuraya vuramaz topu da. Sen atarım. Sen kendinden örnek ver. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yetenek hala var abi. Halen her şekilde yani o çalımını atıyor. Espri yapıyorum. Savaş Çorlu'ya takılmak için söyledim. Ronaldo'cular bana bulaşmayın. Bugün sadece sana takılmak ben için. Ben Ronaldo'ya söyledim. Zaman zaman kızarım. Ama şu bir gerçek. Dünya Kupası'nın en kötü santrforuydu. Yani bu bir gerçek. Ve Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor. Büyük bir ligde. Bunlar da gerçek. Ama tabii ki o ligde de en çok gol atan oyunculardan biri olmak kıymetli. Dünya Kupası'nda o zaman hocasıyla olacak sorun takım içinde olacak olmayacak. Öyle bir tartışmaların içinde ben de olsam. Ben de olsam oynamazdım abi. Ben de olsam o performansı gösteremeyebilirdim. Yani. Ama çok bir profesyonel. O zaman sen takım oyuncusu değilsin. Takım oyuncusu olmadığı için tartışıldı zaten. Turnuva başlamadan önce hocasıyla biliyorsun sorunları vardı. Oradan işte takım oynayacak. Takım oyuncusu olmadığı için o sorunları. Takım oyuncusu zaten. Acaba bireysel tek diye kendine mi bağlamak lazım? Önce Cristiano Ronaldo'yu yani yıllardır izliyoruz. Önce kendisini düşünür. Çok büyük yetenektir. Tarihin en iyi 10 futbolcusundan, belki 5 futbolcusundan, belki 3 oyuncusundan biridir. Yani ben ilk 5'e koyarım ki benim ilk 5'imde var. Ama bir de kim var? Takım oyuncusu değil. Ya yani Lionel Messi bunun tartışılacak bir tarafı var mı? Değiştiremezsin onu. Messi, evet, Ronaldo'cu olarak bunu tartışmayız ama benim tartışılacak bir tarafı bak, yok. Ben mesela siyah beyaz televizyonda Maradona'yı izlemiş bir kişi olarak onları tabii söyleyemez. Maradona, Pele çok onlar ayrıcalıklı bir oyuncuydu. Ronaldo Messi arasında herhalde Messi'ci daha fazla çıkıyor. Son zamanlarda biraz Ronaldo'nun hareketlerindendir. O 6 Şubat depreminden sonra Ronaldo'cu da biraz geride kalmaya başladı ama ben hala bir tane futbolcu çok ya benim çok. Ronaldo'culuktan istifa eden çok sayıda tanıdığım var. Ben bir git geldim. Bir git gel yaptım. İstifasını veren çok ben insan bir git gel var. Yaptım ama benim mesela hayran olduğum hala da mesela Ronaldo'yu keşke bir 5 sene daha falan seyredebilseydik. Benim keşke. Mesela büyük hayranlıkla yarınlarda hep anlatacağım top çambazı. Seyretmesi en keyifli oyunculardan. %100. Müthişti evet. Ya müthiş. Şimdi geçen halı saha maçı vardı, bir turnuva vardı mesela. Orada bile izledim, hala aynı hareketleri yapıyor yani. Evet. Yani halı saha olsa bir yerde giderim izlerim yani onu özel olarak. Ya doğal yeteneği en üst seviyede olan. Ama bizim Sergen Yalçın'ımız gibi mesela o da. Onun da doğal yeteneği çok üst çok seviye. Çok büyük üst seviyede ve yani Sergen hocam kusura bakmasın ama Ronaldo'yu ile seni kıyasladım hocam kusura bakma. İkisinde de doğal yeteneği çok büyüktü. Yani Ronaldo'yu kusura bakmasın değil mi? Savaşçı. Yani Ronaldo'yu kaç? Sergen Yalçın hocam büyük oyuncu da yani Ronaldo'yu kusura bakmasın yani o kadar da. Ya şundan dolayı. Doğru söylüyor. Sergen hoca yine 35 yaşa kadar oynadı çünkü Şekerspor falan son ama Ronaldo'yu 31'den bıraktı abi. 31. O yani 30'dan sonra zaten yavaş yavaş düştü. Yani onun tatsız durumu 3-4 tane gerçekten hani gözümüzün pasını sildiği sezon var. Keşke 10 sezon, bazen 12 sezon olsaydı. Şey keşke Messi ve Cristiano Ronaldo gibi devamlı da olsaydı. Bir itirada bulunayım. Bazen canın sıkılıyor. Giriyorum abi. Bakıyorum böyle çok değişik estantenelerle, gollerine, çalımlarına. Büyük keyif alıyorum yani. Her zaman. Ben de açıp izliyorum. Yani üçünü de ayrıca. Sevgili seyirciler, Galatasaray üstüne de konuştuk. Fenerbahçe'yi de bölüm bölüm değerlendiriyoruz ama Sarı Lacivertlerin muhtemel 11'ine bir bakalım. Az sonra Beşiktaş'a da o gün Şahinoğlu'na veda etmeden önce bir giriş yapacağız. Siyah beyazlıların Alanya deplasmanını nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalabileceğini de yine konuşacağız. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i bu. Bu 11'den daha değişik bir 11 sahada olabilir çünkü çok fazla soru işareti var. Biraz açarız. Livakovic kalede, Ciku, Bekao, Çağlar, Ferdi, Ciku'yu sağ bekte görüyoruz. Bizi muhtemel 11'de. Krunic, Fred, Cengiz, Şimanski, Tadic ve Batshuayi. Batshuayi'nin yerine Edin Dzeko olabilir. Cengiz, Şimanski, Tadic üçlüsü muhtemelen bozulmaz. Zaten İrfan Can sakat. Cengiz onun yerine oynayacak. Krunic'in yerine Ciku'nun forma giyebileceği konuşuluyor. Böyle iddialar söz konusu. İsmail Hoca'nın favori oyuncularından biri Rade Krunic ama beklentiyi veremedi. Bugün sahada olur mu? Çok da emin değiliz. Ciku yerine sakatlığı olan Osayi Samuel'in dönebileceğine inananlar da var. Ferdi'nin sağ beke geçip sakatlıktan yeni dönen Osterwolde'nin sol bekte oynayabileceğini düşünenler de var. Yani kafalar Osterwolde de çok epey karışık. Yani sakatlandı sezonu kapattı denildi Osterwolde. Hızlı toparladı. İnanılmaz toparladı. Hızlı başka bir şey ya. Evet. Ya aşırı derecede hızlandırılmış. Vallahi helal olsun yani. Ama ne dersin yani, bu muhtemel 11 için? Sağdaki üçgen çok büyük problem. Yani Ciku'nun sağ bek performansını bilmiyoruz. Elbette sağlam basan bir oyuncu. Hızlı da bir stoper az. Yani Ciku orada da idare edebilir o mevkiyi ama Krunic, Cengiz yani
ideali değil sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin. İdeali olmayan bir kadroyla sahaya çıkacak. Dolayısıyla bu bir yerde problem olabilir mi? Olabilir ama rakip Kayseri Spor'da hani böyle çok istikrarlı bir oyunu ya da saha içi sonuçları olan bir takım değil. Ben yine de dediğim gibi Fenerbahçe'nin burada kadro ne olursa olsun bir hata yapacağını düşünmüyorum kendi seyircisi önünde. Yani Cengiz Krunic en azından bunlar sezonun son bölümünde bir şeyler vermesi gerekiyor ki hani gelecek sezonda bu takımın oyuncuları olarak kalacaklarsa şayet dolayısıyla gelecek sezona biraz olsun üzerlerindeki o kötü enerjiyi, baskıyı atmaları gerekiyor. Yani Cengiz hayal kırıklığı yaşattı bu sezon. 15 milyon euroya transfer edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Aşağı yukarı öyle bir rakam olması gerekiyor. Krunic iki transfer dönemi boyunca ısrarla istenen ve sonunda alınan, özel olarak ısrar edilen bir oyuncuyken bugün baktığımız zaman takıma katkısı belki bir maç, değil mi? Adana Demirspor maçı mıydı? Belki bir maç. Hani Adana Demirspor maçı, tek maçı. İsmail Hoca'nın övgülerle bahsettiği maç. Bundan sonra da göreceksiniz nasıl oynayacağını dediği maç. Yani dolayısıyla tartışmalı bir sezon geçiriyor. Sıkıntılı bir sezon geçiriyorlar. Ve bu sıkıntılar tartışmaları da beraberinde getiriyor elbette. Neden bu geldi, bu gitti tartışmaları. Ama sonuç itibariyle 3 hafta kaldı. Fenerbahçe'de 3 maç sonunda artık bunlar konuşulmaya başlayacak daha net bir şekilde. Nerede ne yanlış yapıldı? Herkes etindeki taşları dökecektir o zaman geldiğinde. Şu kadroya baktığım zaman Fenerbahçe'nin idealini göremiyorum. Sağ bölgede özellikle. Sağın geriye kalan işte sol kenar Tadiç ve Ferdi. Merkezde Şimanski'nin olması, Fred'in olması, arkasında Beko, Çağlar bunlar normal. Batshuayi'de santrafor görmek normal olması gereken bir durumdu zaten. Hatta bugün 3. maçında göreceğiz, öyle değil mi? Daha fazla göremediğimiz için eleştiriyoruz. Süper Lig'de daha fazla görülmesi gereken maçlar vardı. Bu hem Batshuayi adına olumlu hem Fenerbahçe adına olumlu bir senaryo olacakken bir de Dzeko adına olumlu olacaktı aslında. Yani bir futbolcuyu sürekli 11'de oynatmak ona iyilik anlamı taşımıyor. Bunu da sezon sonunda bazı oyunculardaki düşüşte gördük. Evet. İsmail Hoca'nın oradaki sözüne takıldım. Krunic'i bundan sonra nasıl oynayacak hep beraber göreceğiz dedikten sonra oynadığı iki maç var yanlış hatırlamıyorsam ama ikisini de bir türlü göremedik. Savunma, sonraki maç çok kötü oynamış. Çok kötüydü. Şu geri dörtlüye baktığımız zaman çok değişik bir dörtlü. Yani üç tane direkt stoper oyuncu. Ben İsmail Hoca'yı eleştirebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi Ferdi'yi niye biz sürekli olarak sol diyoruz? Sol bekte sabit çakılı kaldı. Orada Osterwald'ın sakatlığı vardı, döndü, oynayabilirdi. Cengiz'in olduğu yerde mesela Ferdi, Krunic'in olduğu yerde de deneyebilir. Bazen mesela bazı sürprizler yapmak gerekiyor. Ama şöyle düşün Savaş Çorlu. Fenerbahçe'nin hücumlarının çok önemli bir bölümü sol kanatta Ferdi Tadiç işbirliğiyle gelişti. Yani Ferdi'nin içeri kat etmesi, topsuz koşu yapması, bu koşuları yaptıktan sonra dayanıklılığının çok üst seviye olması sebebiyle geriye dönebilmesi. Osterwald'e de bunu yapıyordu ama. Osterwald'e yani Ferdi ile sol stoper performansı daha iyiydi. Sol stoper performansı bence de daha iyi. Bir de Ferdi ile Tadiç'in yakaladığı uyumu ya, yakalaması ihtimal dahil. Her maç en iyi oyunculardan bir tanesi de en iyisi. Bu arada Tadiç zaman öyle bir oyuncu ki yani hani seni beni bile sol bek oynasak hani biraz iyi gösterebilir. Ama Ferdi ile hakikaten daha başka bir ama rakibi bazen Ferdi çok özel bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu olduğunu zaten bize sezon sonunda transferinde gösterecek. Çok ciddi bir bedelle çok iyi bir yere transfer olacağını düşünüyorum. Ama bazen Okan Hoca'nın yaptığını İsmail Hoca yapmıyor. Rakibi değiştirmek adına. Rakiplerin baştan sonra kazandıkları, puan kazandıkları açıklama bakıyoruz. Fenerbahçe'yi çalışmıştık, ezberlemiştik. Bunu buradan tuttuk, şunu şuradan tuttuk. O bölgeyi kapattık gibi açıklamalar hep benzer açıklamalar. Cengiz konusunda benim de tereddütlerim var. Krunic için bir patlama yapabileceğini, bugünkü maç olabilir, Fenerbahçe maçı olabilir. Hatırlayalım, Fenerbahçe Galatasaray maçında 2 sezon önce Crespo çok eleştiriyordu. Bir gol attı, ondan sonra bir moral seviyesi yükseldi. Çok daha yukarılara çıkmaya başlamıştı. Ya bugün işte sana İsmail Hoca'nı mahcup etmek istemiyorsan, geçen hafta Adana Demirspor maçından sonra ondan çok şey bekliyorum, bundan sonra göreceksiniz demişti. Riskli bir kadro bana göre. Özellikle Cengiz'in performansı, Olympiakos maçındaki ruh halini ben maçı izlerken, penaltıyı kaçırmadan önce de 3 tane duran top vardı. Yani 3 tane o serbest vuruş dediğimiz duran toplardan da topun başına geldiği zaman böyle bir mutsuzluk, yüz ifadesinde bir özgüvenini kaybetmiş bir Cengiz vardı. Duran topları çok kötü kullanıyor bu aralar. İşte bunu Konya maçında da aynı şekilde. En iyi yaptığı şeyi unutmuş. Neden? Niçin anlamıyorum ben yani. Sevgili Kerem, yani bu Cengiz'in en önemli özelliklerinden birisi duran topları iyi kullanmasıydı. Kaçırdığı penaltı da mesela
Biz Aras'la beraber izliyoruz maçı. Ben penaltıyı kaçıracak dedim. Yüz ifadesini biliyorsun. O kritik pozisyonlarda kamera zoomluyor ya böyle. Hı. Özellikle penaltı olsun, duran top olsun. Mesela Burak'ın Sivas'a attığı bir gol vardı. Frikik atılıyor mu? Çok güzel frikik atmış. Kamera o kadar güzel diyor. Kafasında o golü hissediyor bazen böyle futbolcular. Selçuk'un milli maçta Konya'daki attığı gol mesela. Bazıları Cengiz Ünder'de bu özgüvenini kaybetmiş neden onu anlamıyorum. Yani orada bir cümle bulamıyorum oraya yani. Ciddi bir şekilde ve 15 milyon euroya transfer edilmişsin. İrfan Can orada var. İrfan Can'la zaman zaman formayı aldım. Tekrar İrfan Can formayı kaptı. Bugün de herhalde taraftarların çok şey beklediği oyunculardan bir tanesidir ama umut vaat ediyor mu dersen, umut vaat ediyor kelimesini bile kullanmak istemiyorum. Zaten umut vaat edildiği için çok ciddi bir bedelle transfer edildi. Herhalde bugün de en çok iş Cengiz'e düşecektir diye düşünüyorum yani. Krunic, Cengiz, iki tane futbolcu burada. Bu akşam kafasında soru işareti olacaktır birçok insanın. Yoksa Taric, Szymański, Fred. Szymański'de de çok ciddi bir form düşüklüğü var. Evet. Yani onu da kabul etmek lazım. İleriye doğru baktığın zaman orada yine Fred'e bugün çok iş düşecektir. Fred çok çalışıyor. Evet onda da eski performans ama takım futbol bir takım oyunuysa Fred'in de sezon başı... Takımdaki düşüşten de etkilenmesi takım, normal. Mümkün değil yani herkes etkilenir. Cengiz Ünder çok özel bir yetenek. İnsan yeteneğini kaybeder mi? Kaybetmez. Başka bir şey. Ama fiziksel olarak geriye gidebilirsiniz. Mental olarak geriye gidebilirsiniz. Ve bu geriye gidişler sizi aşağıya çeker. Cengiz Ünder'deki düşüşte bu iki sebepten kaynaklı bence. Fiziksel olarak iyi bir noktada değil. Ve onun dışında mental olarak da iyi bir noktada değil. Mesela bugün milli takımın Avrupa Şampiyonası var değil mi? Haziran ayında başlayacak. Evet. Cengiz Ünder o kadroda olursa ben şaşıracağım. Olmazsa şu anki değil. Görüntüsüyle evet. Bak, olursa şaşıracağım o kadroda. Çünkü önüne koyabileceğim çok daha farklı oyuncular var. Bu sezonu daha iyi geçiren oyuncular var. Yani normal şartlarda Cengiz Ünder bugün de sıkışan oyunda çok rahatlıkla bir hareketiyle, bir aksiyonuyla maçı çözebilir mi? Çözebilir. Hat-trick de yapabilir. Çok acayip bir oyuncu çünkü yetenek açısından. Ama fiziksel olarak sahada iyi duran bir Cengiz göremiyorum ben. İkili mücadelelerde, koşuda. Eski hızı bence yok. Orada biraz zayıflığı var. Uzun süre oynadığında nefesi yetmiyor. Fiziksel açıdan da güçlük alamıyor. Mental olarak da geriye gitmiş bir Cengiz'i görebiliyoruz. Neden acaba? Toparlanması gerekiyor. Çünkü hakikaten Fenerbahçe'nin gelecek sezonlarında da Cengiz Ünder'e ihtiyacı var. Milli takımın da bu arada bence olması gereken, her zaman içerisinde olması gereken oyunculardan bir tanesi. Ama bugünkü performansıyla bize bunu söylettirmiyor. O her zaman beklentimiz yüksek mi? Yüksek. O zaman... Ama toparlaması lazım. Yani bu küstüm, oynamıyorum yapılacak konular değil bunlar zaten. Yoksa işin içerisinde mesela birçok oyuncu da girdi bu sezon performansıyla. Şimdi oyuncu alacaksınız milli takıma. Oğuz Aydın'ı mı alırsın sen? Cengiz Ünder'i mi alırsın? Oğuz Aydın'ı alırsın tabii ki. Ben orada bakmam yani milli takımda şu kadar oynamış, bu kadar oynamış. Ben oraya milli takımda bu sezon en iyi performansı gösteren oyuncuları getirmek zorundayım. Milli takımda 50 kere çıkmış oyuncu falan beni ilgilendirmiyor. Çok kötü bir sezon geçiriyorsa bir oyuncu ben ne yapabilirim? Öyle değil mi? Milli takım 3-4 tane oyuncu sırtında taşıyabilecek bir turnuvaya gitmiyor. Bir tane olabilir böyle. İki tane böyle tecrübesinden yararlanacak oyuncular her zaman seçilir milli takımlara. Bu sadece bizim özelimizde de değil. Diğer tüm milli takımlarda da vardır böyle özel performansı çok üst seviyede olmasa da o milli takıma tecrübesiyle bazen de işte bu turnuvalarda turnuvalarda yaptıklarıyla kulüp takımlarında her zaman çok iyi değildi ama milli takımda hep çok iyiydi. Çağrılan oyuncular olur. Türkiye'den ama, bir örnek de verebilirim. Ozan Tufan kulüp takımlarında çok iyi oldu. Mesela Ozan bu sezon çok iyi. Milli takımda çok iyi iş çıkardığı dönemler şimdi oldu. Bu sezon mesela kulübünde çok iyi değil mi? Kulübünde iyi evet. Şimdi çağrılabilir. Bir önceki şeyde çağrılmamıştı. Dolayısıyla milli takımda böyle sorunlu bir oyuncu yok bu arada. Çok bunların sayısı arttı bu sezon bakmayın. Yani dolayısıyla hani hem Fenerbahçe adına hem kendisinin de bu turnuvalardaki şampiyonalardaki geleceği adına milli takım adına da bir silkelenmesi lazım. Bunu göstermesi gerekiyor en azından. Çağıracak kişiye bağlı onu çok noktayı koyayım. Eğer Montella bu kadroyu yapıyorsa tek başına ben Montella'nın bu performansıyla çağıracağını düşünmüyorum. Ama milli takım aday kadrosu bir takım halinde bazı futbolcular bazı oyuncuları isteyebiliyor. Orada futbola bakan kişiler var. Ama Montella'nın adaletli bir sistem olursa dediğin gibi Cengiz bu kadroyu bu şekilde ben olacağını düşünmüyorum. Yani ben buradan bir mesaj veriyorum aslında kadroyu tek başına. Çünkü Montella maçları izliyor. İzleyebildiği kadar izliyor. Hatta geçen Yunanistan'a da gitti mesela. Orada Olympiakos'ta Fatih Terim'in maçını, Fenerbahçe maçını yakından izliyor. Hani milli takım teknik direktörü bunları takip ediyor. Şu performansa göre olması mümkün değil gözüküyor. Cengiz olabilir. Bak tekrar az önce söylediğim gibi her milli takımda bir iki oyuncu böyle vardır.
Çünkü bir de bu sezon 26'ya çıkıyor zaten turnuvada. Cengiz bunların içerisinde olabilir ama böyle milli takımda 4-5 tane daha önce çağrılmış oyuncu var. Ya bunlardan hepsini çağırırsa o zaman problem başlar işte. Mesela Samet Akaydın'ı çağırırsa kabus gibi. Panathinaikos'ta nasıl bir sezon ortaya çıkardı? Buna paralel Yunus'u da söyleyeyim ben. Mesela Yunus da eski öğrencisi Yunus Akgün. O da mesela çok başarılı bir dönem geçirmedi. Öbür tarafta Emin Bayram mesela ya bu sene stoper attı da bayağı zor olacak. Hani milli takımda stoper çağırma konusunda. Emin Bayram, Ahmet Can Kaplan. Emin Bayram ve Ahmet Can Kaplan'ı özellikle. Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy. Evet. Yani burada... Stoperleri konuşurken Serdar Saatçı. Yani genel olarak bu sezon... Günün sonunda o milli takım kadrosunu belirlemek gerçekten kolay olmayacak. Ve mutlaka bu da niye yoktu diyeceğiz. Diyeceğimiz isimler olacak. Ya elbette her zaman tartışma oluyor. Fenerbahçe'de takım oyundan bahsederken orada demin yine Ferdi'ye geldik. Herhalde bu sezonun tartışmayan tek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'dur. Yani muhteşem takımın en kötü oynadığı dönemlerde de o canın dişine takıp oynayan kişi deriz ya Ferdi Kadıoğlu. Yok. Ciku'da aynı bir tane şekilde. Bir tane oyuncu say deseler maç sayısı olarak da Ferdi'nin de 50'yi bulmuştur diye düşünüyorum. Belki bu sezon Fenerbahçe'de hiç tartışılmayan, eleştiri almayan 3 tane oyuncu vardır muhtemelen. Biri Fred, Ferdi'nin dışında sayıyorum. Biri de Fred, diğeri de Aleksandr Dijiko. Şimdi ben biraz totele baktım. Fred'in mesela gördüğü bir kırmızı kart olayı ve bir sakatlığı var. Evet çok iyi ama Ferdi bambaşka sakatlığı bir şey. Sakatlığı başka bir şey. Ama yani. Evet. Performans olarak. Orada mesela o... Bu arada son bölüme doğru gidiyoruz. Fenerbahçe'yi zaten yine uzun konuşacağız sıradaki saatlerde. O güne sana tabii veda etmeden, o günden özellikle Beşiktaş'a dair beklentilerini dinlemek isterim. Alanya deplasmanına çıkıyor siyah beyazlılar. Takipçilerinden biri ligde. Evet, ligde bir dördüncülük, üçüncülük hatta hala iddiası var. Ama Alanya Spor kazanırsa Alanya Spor'un da iddiası olabilir son iki haftaya gerilirken. Hı hı. Ve Akdeniz ekibi biliyorsun son dönemde kolay kolay kaybetmiyor. Çok iyi. Ligin en iyi çıkış yapan bekliyor. Takımı. Ligin evet. Bence en iyi çıkış teknik adam değişikliklerinden sonra. En iyi çıkış yapan takımı. Ki büyük bir sürede sıkıntı çektiler. Evet. Çok iyi futbol ortaya koymaya çalışıyor. Hep pozitif oynuyorlar. İyi de performans aldıkları oyuncular oldu ve hakikaten iyi bir takım ortaya çıktı. Şimdi Beşiktaş'ın en yakın takipçisi geçtiğimiz hafta Rize Spor'du. Yani Rize bir önceki hafta Rize Spor'u mağlup edince biraz orada rahatladı. Bir takımı en azından peşindeki bir takımı sırtından attı. Şimdi Alanya Spor maçı da şöyle kritik. Kupa finali var. Beşiktaş camiası kupa finaline inanıyor. Ama ola ki Beşiktaş Trabzonspor finaline Trabzonspor kupayı kazanan takım olarak çıktı. Ve bu durumda 5. Avrupa'ya gidecek öyle değil mi? Keza Beşiktaş kazanırsa da aynı senaryo evet. Geçerli. Şimdi Beşiktaş'ın maçları peş peşe çok zorlu maçlar ve bunların 3 tanesi sıralamada çok küçük puan farklarıyla peşinde olan takımlardı. Yani orada bir risk vardı. Bu riski sırtından atmaya çalışıyor. İşte Rize Spor karşısında galip geldi. Şimdi Alanya haftaya Hatay sonra Kasımpaşa maçı var. Bak hepsi birbirinden zor anlam olarak. Evet. Dolayısıyla burada bugün Beşiktaş adına çok zor bir deplasman kazanır diyemiyorum net bir şekilde. Çünkü Beşiktaş'ın öyle çok tatmin edici net bir oyunu yok. İdare ederek maçları kazanıyor genelde. Yani belli bölümleri iyi oynamaya başladı Serdar Hoca ile birlikte ama net böyle bir Beşiktaş oyunu domine eden bir oyun göremiyoruz hiçbir rakibe karşı. Kendisi aslında da domine edemiyor. Rize Spor maçında da bunu konuştuğumuz bölümler vardı. Ankara Gücü ile oynanan yarı final maçında da aynı şekilde Ankara Gücü'nün hatasıyla bulunan bir gol vardı. Tatmin edici bir Beşiktaş performansı yok ortada. Ama dediğim gibi böyle de bir tablo var yani Beşiktaş zaten 5. sırada hiç istemediği bir sıralamanın içerisinde. Alanya Spor'da kendi evinde işte o 5'i koparmak için bu maça çıkacak. Beşiktaş adına çok zorlu bir maç. Yani diyemiyorum ki Beşiktaş favori. Alanya bence Beşiktaş'ın bir adım yani daha önünde. Savaşçıoğlu'ya bunu soracaktım. Yani Beşiktaş tabii ki ismiyle, gücüyle bu ligdeki birçok karşılaşmaya favori çıkar ama acaba bugün favori Beşiktaş mı diye soracaktım. O gün sanki Alanya'yı bir adım önde gördüğünü ifade etti. Oyun olarak ben öyle görüyorum. Beşiktaş bu sezon son haftalar demeyeyim ama özellikle bu git geldi dönemlerden bu tarafa bana göre hiçbir maça favori olarak çıkmadı. Evinde oynadığı Beşiktaş Galatasaray maçı da dahil buna. Beşiktaş Galatasaray'a Tüpraş Stadı'nda açıldığından beri hiç kaybetmeyen Beşiktaş bu sene orada bile kaybetti. Evet. Hani maç öncesinde onun büyük avantaj olduğunu düşünüyorduk. Büyük hayal kırıklığı oldu Beşiktaş adına. Futbol olarak ben de beraber izledik orada stadı. Yani şu maçta favori demek gerçekten çok iddialı olur.
Ama 3'te 3 daha yapamayan Beşiktaş ben kalan maçlarını kazanabileceğini düşünüyorum. Yani bu maçı da dahil kazanabilir. Tabii ki kazanır. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası maçı tek ayaklı olduğu için riskli bir maç. O beşincilik, oradan alabileceği bir galibiyet, dördüncülük o kadar önemli ki. Ben Serdar Hoca'nın oynattığı futbolu, oyuncularla olan diyaloğunu çok beğeniyorum. Yani Santos'a göre keşke birkaç hafta daha erken gelseydi. Seninle de aynı fikirdeyim izlerken. Santos dönemine göre daha pozitif bölümleri var oyun içerisinde. Yani, ama heyecan veriyor. En azından bir pozisyon veriyor. Ama hala bir Beşiktaş değil bu. Tabii ki değil. Yani Beşiktaş'ın maçında Beşiktaş'ın adını sil. Formayı hemen kapat böyle logosunu. Tanımayan birine de Beşiktaş demez yani. Tabii. Burada yüzde o oyunu 90 dakika izleyen biri ya, açısından. Bir takım sezon boyu 3'te 3 yapamadıysa zaten bunun çeşitli evet. etkenleri var. Bir taraftan da Beşiktaş'ın herkesi merak ediyor. Teknik direktör adayı var, adaylar var, kim olacak ama şu anda Ziraat Türkiye Kupası ligde Avrupa'ya katılabilmek. Evet. Herhalde önümüzdeki günlerde başkan da bunu açıklar. Bana göre Ruhi Şahin çok adım katletti. Katletti herhalde yol oraya doğru gidiyor. Ama Beşiktaş bu akşam kazanırsa kalan maçlarını da kazanıp sezon boyu yapamadığını yapar. Bak o gün bugün eğer Alanyaspor karşısında Beşiktaş bir galibiyet alırsa kalan maçlarında kazanır ve o konuşmadığımız hep 3'te 3 yapamadığı sezonu bir 4'te 4 falan yaparak taraftarını mutlu edebilir. Yani sonunda yapabilir bunu eğer Alanyaspor maçı kazanırsa. Alırsa. Çünkü Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u peş peşe mağlup etmek size de orada bir moral kazandırır ve iyi takımları mağlup ediyorsunuz. Yani ligde bu sezon iyi işler yapmış iki takımdan bahsediyoruz. Aranın kaçta olduğunu bu arada sorayım arkadaşlarıma. Galiba son böyle son saniyelerimiz için içindeymişiz. Hatta teşekkür etmem gerekiyor. O zaman açılışta yaptığımızı yapalım. Kapanışta da anneler günümüzü kutlayalım. Evet. Anne adaylarını, anneleri kaybetmiş olanlara da Allah'tan rahmet diyelim. Bir gün değil, her gün onlar özel bizim için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz sevgili seyirciler. Maç gününe yeni konuklarla dönüşte beraberiz. Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Gökhan Keskin ve Onur Özkan aramızda. Bu arada milli okçumuz Mete Gazoz klasik yay finalinde Sloven rakibini yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu sevgili seyirciler. Çok güzel bir son dakikayla maç gününde yeni bölümü açmış olduk. Mete'yi de tebrik ediyoruz elde ettiği başarıdan dolayı ki dünyada en önemli sporcularımızdan biri olarak kariyerini sürdürüyor ve öyle görünüyor ki uzun yıllar da Türk okçuluğuna çok büyük hizmetleri dokunacak. Bir kere daha tebrik ederek Mete Gazoz'u başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Mete yayınlar. Gazoz kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Biz daha yeni herhalde işbaşı yaptık da ilk önce anneler gününü bütün annelerimizin ellerinden öpelim. Onların değerlerini bir kere daha bilelim. Buradan ben de anneme sevgilerimi yolluyorum. Öpüyorum. Hem annelerin hem de anne adaylarının anneler günü kutlu olsun. Ben de buradan tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Sevgili seyirciler bağlantılarımız olacak. Maç gününde arkadaşlarımız özellikle zirve mücadelesi veren takımlarla alakalı bağlantıları olacak. Yine Yunus Emre Sel'in Trabzonspor İstanbulspor maçına dair bir bağlantısı söz konusu olacak. Emre Kaplan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Erdem Akbaş Kadıköy'de ve Trabzon'daysa Yunus Emre Sel var. İlk olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'na gidelim. Söz Emre Kaplan'da. Kerem teşekkürler. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan biz de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Kritik hafta, kritik gündeyiz. Bugün belki de bir şampiyon çıkacak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Galatasaray Karagümrük maçının başlamasına artık yaklaşık 2 saatlik bir zaman kaldı. Tribünler yavaş yavaş dolmaya başladı. Bunu söyleyelim. Gün boyu yayınlarda bahsetmiştik. Galatasaray taraftarlarının yoğun bir ilgisi olduğunu ifade etmiştik. Yaklaşık 40 bin kadar sarı kırmızılı taraftarın bu kritik karşılaşmada tribünde yerlerini almalarını bekliyoruz. Ve yavaş yavaş da tribünde şu an belki o sayıda değil ama taraftarlar kendilerine yer bulmaya başladılar. Saat 16.30 itibariyle stat kapıları açıldı. Hem stadyum çevresinde yoğun bir hareketlilik var hem artık bu hareketlilik tribünlere sirayet etmeye başladı. Ve bu kritik günde artık tribünler dolmaya başladı. Güzel bir hava olduğundan hep bahsediyoruz. Galatasaray bugün kazanması ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde bir diğer olasılıkta Fenerbahçe'nin kaybedip Galatasaray'ın herhangi bir şekilde puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek 2023-2024 sezonunun şampiyonu olacak sarı kırmızılılar. Önemli bir avantajla sahaya çıkıyorlar. Dün son antrenmanın yerinde Florya'da takip etme olanağı bulduk.
Oyuncular bir hayli motiveydi. Zaten az önce Florometin Oktay tesislerinden yaklaşık 10 dakika önce ayrıldı Galatasaray kafilesi. Kısa bir süre içerisinde burada olacaklar. Dakikalar içerisinde Galatasaray kafilesi Olimpiyat Stadyumu'na gelecek ve artık son hazırlıklar, belki de şampiyonluk maçının hazırlıkları saha içerisinde gerçekleşecek. Peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Galatasaray adına neler görebiliriz? Hemen bunu ifade etmeye çalışalım. Aslında Alanya Spor maçıyla başlayan o Galatasaray'ın Okan Hoca'nın ideal 11'i diyebileceğimiz kadro bugün yine sahada olacak. Kalede Fernando Muslera'yı izleyeceğiz. Savunmanın sağında Kaan Ayhan, stoper ikilisinde Ersun Abdülkerim, sol tarafta Derik Köhn görev alacaklar. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'ya Kerem Demirbay eşlik edecek. 10 numara pozisyonunda Dries Mertens, sağ tarafta Hakim Ziyech, sol tarafta Barış Alper Yılmaz. İleride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Mauro Icardi 23 golle gol krallığında zirvede ve geçen sezon ligin son haftalarında elde ettiği o seriyi yeniden tekrarlamak istiyor. Galatasaray 16 maçlık galibiyet serisiyle buraya geliyor. Lig tarihinin şu anda rekoru sarı kırmızıların elinde ki aslında 60 yıllık rekoru. Geçen sene kırmıştı Galatasaray, çok fazla beklemeden bunu geliştirdi, 16 maça çıkardı ve devam etmek istiyor sarı kırmızılar bu seriye de. Tabii ki en önemli gündem bugün şampiyonluk gündemi, 2023-2024 sezonunun şampiyonuna burada hep birlikte tanıklık ediyor olabiliriz. Akşam çıkacak sonuçlara göre yavaş yavaş tribünler doldu, dediğimiz gibi güzel bir atmosfer var, güzel bir hava var. Biz de buradan yansıyan tüm detayları takip edip aktaracağız diyerek sözü tekrar size bırakalım. Kadıköy'e gidiyoruz şimdi. Erdem Akbaş Fenerbahçe Kayseri Spor maçı öncesi gelişmeleri aktaracak. Evet Kerem, Kadıköy'de kalabalık gitgide artıyor, artık maç saatine doğru taraftarların stat çevresine geldiğini belirtelim. Fenerbahçe için önemli bir mücadele. Tabii Galatasaray'ın Karagümrük karşısında alacağı sonuç bugün bu mücadelenin önemini çok daha farklı bir noktaya taşıyacak. Gözler bir taraftan Olimpiyat'ta olacak, bir taraftan da Kadıköy'de olacak. Tabii takım içinden bilgileri şöyle verelim. Moral bozucu da olsa Fenerbahçeliler için, mental olarak oyuncuların çok iyi olmadığını, artık yarışta peş peşe alınan yaraların takım içinde ciddi tahribat yarattığını, buna rağmen de bir şekilde motive olunduğunu vurgulayalım. Ancak Fenerbahçe'nin o Sivas maçı öncesi yaşanan o coşkulu şampiyonluğa duyulan aidiyetin şu an çok fazla olmadığını belirtmek lazım. Yani bunu gizlemenin ya da söylememenin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan puan kayıpları takımdaki en azından bu sürece getiren oyuncularda da kırılma yaşattı. O teknik direktör İsmail Kartal'la oyuncular arasında da ciddi iletişim problemleri var ve bu da son haftalarda artmıştı ve puan kayıpları geldi. Eğer ne olursa olsun bugün Fenerbahçe kazanmak için sahaya çıkacak. Planlar da bu yönde yapılıyor. Tabii eksikler var. Eksikler kapsamında bir muhtemel 11'de oluştu. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Osay Samuel sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak. Mert Müldür de sarı kart ceza sınırındaydı. Cezalı geçen hafta kart gördü kulübede ve cezalı duruma düştü. Aslında Fenerbahçe'nin sağ şeridi Osay'ın sakatlığı, Mert Müldür'ün cezalı olması, İrfan Can'ın sakatlığı derken Fenerbahçe'nin sağ kanadı kırıldı diyebiliriz. Bugün burada yaşanan değişiklikler tabii merak konusu olacak. Kalede Livakovic, sağ bekte Jiku, stoperde Beko Çağlar, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, orta sahada Fred Krünic, sağ kanatta Cengiz, 10 numara pozisyonunda Şimanski, sol kanatta Tadic, ileri uçta ise Batu Şahin'in forma giymesini bekliyoruz. Bir parantezde Fenerbahçe'nin seçim gündemiyle alakalı açalım. Saadettin Saran adaylıktan Ali Koç lehine çekildiğini açıkladı. Ali Koç da dün tekrar aday olduğunu, bir dönem daha aday olduğunu resmen duyurdu. Tabii bu gelişmelerin ardından gözler Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a çevrildi. O konuda da artık başkanın kendisinin, eski başkanın kendi yaptığı bir açıklama vardı. Benim ağzımdan olmadığı sürece hiçbir açıklamayı ciddiye alınmamasını, bir girişim olursa bizzat kendisini duyuracağını söylemişti. Bu maçın ardından önümüzdeki haftada Fenerbahçe'de seçim gündemiyle alakalı hem Aziz Yıldırım kanadında hem varsa başka adaylar kanadında daha sıcak gelişmeler yaşanacağını belirtelim. Şimdilik bu kadar Kerem Can Bulat. Erdem Akbaş teşekkürler. Trabzon'a gidelim. Yunus Emre Sel bizi bekliyor.
Teşekkürler Kerem. Trabzonspor bu hafta İstanbulspor'u konuk edecek. Bordo Mavi takım ligde son hafta Samsunspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet almış ama hafta içerisinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü farklı bir skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmıştı. Trabzonspor sahasında konuk edeceği İstanbulspor karşısında bir hata yapmak istemiyor. Zira üçüncülük koltuğunu daha da sağlamlaştırmak ve Türkiye Kupası yolunda da morallerini hep yüksek tutma gayreti içerisinde Bordo Mavi takım. Ancak bu karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası almıştı Trabzonspor. 3. karşılaşma bugün itibariyle tamamlanacak ve sadece bir maç seyircisiz oynama cezası kalacak Trabzonspor'un. O da ligdeki son hafta Ankara Gücü maçıyla tamamlanmış olacak. Trabzonspor'da Berat Özdemir kart cezalısı olduğu için Trezeguet ve Hüseyin Türkmen de sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecekler. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Meunier, stoperde Batista Mendy, Dansville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Umut Güneş, Bardi ikilisini göreceğiz. Sağ tarafta Edin Vişça, ortada Pepe, solda Fontas'ı bekliyoruz. İleride ise Onaçu veya Umut Bozok ikilisinden birini tercih edebilir Abdullah Hoca. Onaçu son Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bugün oynamasına engel bir durum bulunmuyor ama bu tür sakatlık durumlarında genelde risk almayı sevmiyor teknik direktör Abdullah Avcı. O yüzden son Karagümrük maçında 2 gol atan Umut Bozok'un belki bugün 11'de başlama ihtimalinin olduğunu da ifade edelim. Konuk ekibe gelecek olursak ligden düşmeleri kesinleşti ve son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldılar. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kalan haftalarda bir anlamda da gelecek sezonun planlaması gayreti içerisinde olacaklar. Onlar adına da bu anlamlar taşıdığını ifade edebiliriz maçın. Trabzon'da kapalı ve ara ara yağışlı bir durumun, hava durumunun olduğunda vurgulayalım. Maç saatinde yağışın şiddetini biraz daha artacağını da belirterek sözü yeniden sana bırakalım Kerem. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sele'ye aktardıkları için. Şampiyonluk yarışı ile alakalı konuşacağız. Özellikle bir sonraki saatte tam anlamıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye odaklanacağımızı söyleyelim ama hem düşme mücadelesi, ligde kalma mücadelesi hem Avrupa yarışını da bu saatte daha farklı değerlendirelim istiyorum. İlk yayına başladığım anda konuklarıma sorduğum soruyu hem Gökhan Keskin'e hem Onur Özkan'a yönelteyim. Bugünden bir şampiyon çıkar mı? Bu olasılığı nasıl görüyorsunuz? Yani bugünden matematiksel olarak belki şampiyon çıkmayacak ama Galatasaray'ın da şampiyonluğu kaybetmesi için İstanbul'a yazın kar yağması lazım. Yani o derece bence Galatasaray'ın şampiyonluğu garanti. Zaten istatistiksel olarak baktığın zaman sonlarda son 4-5 maç kala Galatasaray önde götürdüğü hiçbir ligi kolay kolay şampiyon olmadan bırakmamış. Bunlara bakarak bugünkü sonuçlarda Fenerbahçe kendisi aslında Kayseri'yi yenebilir. Galatasaray Karagümrük önünde kazanabilir. Aynı şekilde devam eder. İşte İsmail Hoca dedi, matematiksel olarak bitmediği sürece biz rakibimizin ensesindeyiz diyor. Ama dediğim gibi yani bence Galatasaray'ı oradan indirmek artık çok zor. Onur Özkan? Ben sorduğun soru bir resmiyet. Yani evet. Galatasaray bugün resmi olarak ligin şampiyonu olur mu? Ben bugün olmayacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da kazanmasını bekliyorum. O anlamda bunu söyleyebilirim ama bugün iki takım kazansa bile yani şampiyonluk yarışı resmi olarak derbiye kalsa bile bence şu anda psikolojik anlamda bu ligin şampiyonu Galatasaray'dır. Hani buradan sonra Galatasaray'ın bir şampiyonluk vermesi çok çok zor bir ihtimal olur. Yani hocam söyledi işte yazın İstanbul'a kar yağması. Evet, güzel bir örnek. Böyle bir şey olması gerekiyor kesinlikle. Ama resmi anlamda biz bugün Galatasaray şampiyon der miyiz? Bence diyemeyeceğiz. Yani benim hissiyatım sadece bu. Anladım. Yani bugünle ilgili beklentiniz evet. Bugünden bir şampiyonun çıkma ihtimalinin daha düşük olduğu doğrultusunda ki fikstüre de baktığımızda evet mantıklı olan ya da daha yüksek ihtimal sanki iki takımın da kazanıp yarışın devam etmesi gibi görünüyor ama futbolun içinde her türlü sürpriz var. Yani tam tersi bir senaryo da söz konusu olabilir. Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin kazanıp son iki haftaya umutlarını taşıdığı böyle bir senaryo da yaşanabilir. Ama dediğimiz gibi iki takımın da sanki hani puan kaybetmesine konuklarım genel olarak çok da mümkün gözle bakmıyorlar. Ya Galatasaray bakalım açısından hani
bir beraberlik, Fenerbahçe'nin kazanması da çok kötü bir senaryo değil. Galatasaray için nedir kötü senaryo? Kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması. Evet. Bunun dışındaki o herhangi bir senaryo. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendiği takdirde evet, öne geçiyor. Şampiyonluğa evet. İkili avarajlar idealiye yükseliyor. Onun evet. dışındaki herhangi bir senaryo bugün Galatasaray için yani puan kaybetse bile kötü bir senaryo değildir. Çok kötü değildir yani. Hocam ne dersiniz? Galatasaray puan kaybederse bu bir şey değiştirir mi? Sadece Fenerbahçe'nin ümitleri biraz da artar ama ben bu saatten sonra biraz evvel örneğini verdim. Galatasaray'ın bu işi bırakacağını hiç zannetmiyorum. Şimdi neden böyle düşünüyoruz? Fenerbahçe kendisi aslında Kayseri Spor'la oynuyor. Yani favori. Galatasaray kupada elendiği Karagümrük'le oynuyor. Ama kupadaki konsantrasyonuyla şu andaki Galatasaray'ın konsantrasyonu arasında dünyalar kadar fark var. Sahaya çıkan 11'de daha farklı. Ve çok da formdalar. Yani Galatasaray takımı son zamanlarda hakikaten istim üzerinde oyuncuların tamamına yakını bir de form tutmuş durumda. Böyle bir ortamda normalde Karagümrük'le deplasmanda ne kadar İstanbul'da olsa da arenada olmadığı için maç Olimpiyat'ta oynadığı zaman sanki Karagümrük kendi sahasında gibi oynuyor. Belki yani bir sürpriz yapabilir havası var. Ama ben zannetmiyorum. Yani Galatasaray bu kadar formdayken puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Puan kaybına yakın gördüğünüz, daha yakın gördüğünüz takımı sorsam. İki ekip arasında. Normal şartlarda biz hatta hocamla yayından önce konuştuk. Yani şimdi kağıt üzerinde Karagümrük deplasmanı mı daha zordur? İçerideki Kayseri maçı mı? Tabii ki Karagümrük deplasmanı daha zordur. Ama iki takım arasındaki fark Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 6 puanlık farkın ötesinde bir fark. Oyun farkı var. Oyuncu gücü farkı var. Ve moral motivasyon farkı var. Bu yüzden de hani bir takım puan kaybedecekse eğer bugün ben Fenerbahçe'nin olacağını düşünüyorum. Daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu net biliyoruz artık Fenerbahçe'nin her hafta düşen bir enerjisi, düşen bir oyunu var. Yani her hafta biraz daha şampiyonluktan umudunu kesen bir takım, bir oyuncu grubu görüyoruz ki Konya deplasmanında bunu yaşadık birebir. Dolayısıyla mesela bugün Fenerbahçe'nin geriye düştüğü bir senaryoda tribünlerin reaksiyonu nasıl olacak mesela? Oyunu olumsuz etkileyecek mi? Bunları göreceğiz. Hani dolayısıyla bir puan kaybı yaşanacaksa bence o Kadıköy'de yaşanır bugün. Sizce hocam? Suat çok güzel yorumladı. Bugün seyircinin tepkisi, Fenerbahçe seyircisi hakikaten bir şampiyonluk ümidiyle başladı sezona. Ve oynadığı oyunla esasında favoriydi. Galatasaray'ın önündeydi bence. Ama Galatasaray iyi bir takım olduğunu gösterdi. Devamlı şekilde üstüne koyarak geldi. Ama Fenerbahçe devamlı şekilde oyununu geriye götürerek yani hiç ummadığı İstanbul'da hiç ummadığı maçlarda puan kaybetti. Şimdi böyle bir ortamda ligin sonları yaklaşıyor. Hedef kalmamış. Avrupa hedefi bitmiş. İşte ligde şampiyonluk hedefi mucizelere bağlı Fenerbahçe. Bugün seyirci oraya gelecek. Seyircinin tepkisi çok önemli. Yani siz kafadan gol atmadınız veya gol atsanız bile o seyircinin vereceği tepki hakikaten ben de merak ediyorum. Oyuncuların işi zor. O baskı altında oynamak hakikaten zor. Ancak maçın başından sonuna kadar domine eden bir Fenerbahçe, bir an önce golü bulan bir Fenerbahçe. O zaman seyirci de belki biraz olsun sükune sağlanabilir ama maç zorlandıkça seyircinin aleyhte tezahüratı bence başlayacaktır. Yani Fenerbahçe'nin maça hızlı başlayıp mümkünse hemen ilk bölümde skor üretmesi size göre olmazsa olmaz. Bence öyle olması ortamın lazım. Olmazsa oradaki tepkiler yani belki ufak tefek tepkiler olacaktır. Ama sonradan stadın birlikteliğine kadar gidebilir o iş. Hı hı. Bakalım dileriz problemlerin olmadığı, özellikle oyuncuların böyle çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmadığı bir gün olur. Her iki karşılaşma, hatta tüm maçlar özelinde söylüyorum. Çünkü çok kritik mücadelelerde yine oynanacak. Kısa kısa aslında maçlara dair yine değerlendirmeler yapalım isterim. Muhtemel 11'leri şimdi çok fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü 11'ler zaten resmileşecek yarım saat ila 45 dakika içerisinde. Bir sonraki saatte Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tam anlamıyla odaklanacağımızı söyleyelim. Beşiktaş çok ilgi çekici bir karşılaşma oynayacak bugün deplasmanda. Siyah beyazlar Corendon Alanya Spor'a konuk olacak. Ve Corendon Alanya Spor da aslında Avrupa Kupalarını hedefler bir konumda kendini tutmayı başardı. Son haftalarda ligin en formda takımlarından biri. Beşiktaş da kıpırdandı. En azından maç kazanmaya başladı siyah beyazlar. Oyun da takımın isteği hocam biraz daha iyi görünüyor. Alanya Beşiktaş maçı biz futbol severlere
Sanki bol gol vaat ediyor ama. Bilmiyorum sizce ne vaat ediyor? Öyle vaat ediyor da dün ben Alanya'daydım zaten. Takımı da ziyaret ettim. İşte Samet abiyle, Feyyaz hocayla, işte Serdar hocayla devamlı şey bir arada. Nasıl gördünüz? Biraz muhabbet ettik. Hı hı. Tabii ki moraller yerinde. Çünkü bence sezonun en önemli maçını oynadılar. Ankara Gücü Kupa maçını. Evet. Ve kazandılar. Zor da olsa kazandılar. Hakikaten çok sert bir takıma karşı oynadılar. Geçen sene kendini kupadan eleyen. O takımı elerken de Alanya'da 8-9 tane oyuncusundan yoksun bir şekilde gitti. Ama çok önemli maçı bitirdikten sonra belki de bu maçları artık kalan 3 maçı, ligdeki 3 maçı Beşiktaş bir nevi kupa maçını hazırlık maçı gibi düşünmeye başladı. Rahatladı. Sakat olan oyuncuları oynatmamaya çalışıyor ki kupa maçına iyileşmelerini sağlayıp o maça tam kadro çıkmak. Alanya son zamanlarda Fatih Hoca ile beraber hakikaten istim üzerinde iyi oynuyorlar. Yenilmesi zor bir takım. Çok güzel bir maç vaat ediyor. Sonuçta sahaya çıkan Beşiktaş takımı ve Beşiktaş forması o formayla çıktığınız zaman her maçı kazanmak için oynarsınız. Alanya Spor da açık oynayacak. Samet abi dedi yani bol gollü bir maç olacağını düşünüyor. Hem atacağız hem yiyeceğiz gibi. Bence de onu vaat ediyor bu oyun. Zevkli bir oyun geçeceğini düşünüyorum. Bence sonuç tabii ki önemli Beşiktaş'ı kazanması ama kaybetse bile benim açımdan bir problem yok. Çünkü önünde hakikaten herkesin belirlediği 23 Mayıs'ta oynayacak bir Türkiye Kupası finali var. Onur Özkan beklentin ne? Ya Beşiktaş takımı Serdar Hoca sonrası özellikle camianın istediği oyunu belki oynayamıyor ama deniyor oynamaya en azından. Ya bu bence kıymetli. Yani çünkü Santos dönemindeki oynanan oyun asla Beşiktaş'ın DNA'sına uygun bir oyun değildi. Evet. Evet şu anda da bir kalite var mı sahada? Tabii çok zor bu oyuncu grubuyla ama niyet önemli burada. Beşiktaş takımı şu anda oynamak istiyor, hücum etmek istiyor, önde baskı yapmak istiyor. Pozisyon zenginliği yaratmak istiyor. Oyunu rakip yarı alanı yıkmak istiyor. Hani bu saydığım şeyler Beşiktaş camiasının istediği şeyler. Yani daha doğrusu o camianın DNA'sına işleyen şeyler. Hep Beşiktaş böyle oynamıştır daha önce tüm tarihi boyunca. Bu önemli bence. Taraftar da bundan zevk alıyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani artık taraftarlar biraz daha evet bu hafta maç var. Gidelim izleyelim maçı şeklinde bir heyecan var taraftarların içinde. Bunları görebiliyoruz. Serdar Hoca bunu başardı. Tabii ki oyun henüz çok yeterli durumda değil. Bu da çok normal. Böyle travmalarla dolu bir sezonun son döneminde Beşiktaş'ın çok coşkulu, çok iyi bir oyun oynaması zaten çok beklenemez ama ben de katılıyorum hem sana hem Gökhan Hoca'ya. Bugün çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Alanya Spor da oynamak isteyen bir takım. Önde basan bir takım, cesur bir takım, iyi oyuncular olan bir takım. Özellikle Oğuz Aydın, Yusuf iyi oyuncular, Efecan iyi bir oyuncu. Yani ben de bugün bol gollü, bol pozisyonlu yani izleyicilerin büyük keyif alacağı bir 90 dakika bekliyorum. Abi sonuç ne olur onu bilemeyiz. Çok da önemli bir sonuç. Bence çok önemli değil iki takım içinde. Oyun daha önemli bence şu anda. Beşiktaş'ın özellikle kupa finali öncesinde tabii oyununu geliştirmesi aynen son derece önemli. Oyunu geliştirmesi bir de Beşiktaş bence şöyle bakıyor. Sakatlar olarak iyileşip tam kadro olarak o maça çıkmalarını evet bekliyorlar ki çok daha önemli bence. Evet. Yani sakatların toparlanması. Kesin şu anda en ufak bir sakatta yani riske edilecek oyuncuları bile riske etmenize gerek olmayacak o, maçlar tabii oynanıyor. Çok yani normal. Şey kupa maçının finaline çıktığınız zaman tam kadro sakatsız en formda oyuncularla. En formda oyuncularla yani alternatifli kadroyla çıkabildiğin zaman istediğin oyuncuyla oynayabileceğin zaman tabii ki bir avantaj. Bu ligde de dediğim gibi o kupa maçına kadar oynayacağın son 3 maç belki de o maçların bir hazırlığı. Yani oyun olarak nereye kadar gidebilirsin bu saatten sonra bence önemli değil. Bu saatten sonra oyun da fazla önemli değil. Herkes iyi oyuna falan yöneliyor ama 3 maç ligde kalmış. Zor zaten. Üçüncülüğü zorlayacaksın ama bir maçta kupayı alabilirsin ve sezonu tabii kötü giden bir sezonu kupayla bitirmek Beşiktaş adına çok daha önemli. Ya, Trabzonspor için de yine mevcut Beşiktaş'ın hedefi aslında Trabzonspor'un da hedefi aynı zamanda. Bordo Maviler ligi 3. bitirmek istiyor. Bu da ayrı bir konu. Trabzonspor'a da yine değiniriz. Ama Beşiktaş'ta önemli eksikler de var. Yani Omar Koli, Semih Kılıçsoy, El Musrati gibi oyuncular bugün sahada yer alamayacak sevgili seyirciler. Sakatlıkları olan isimler de var. Durumları belirsiz. Nasıl bir 11'in sahada olacağını hakikaten merak ediyoruz. Bugün hocam öne çıkıp sorumluluk almasını beklediğiniz isimler var mı? Özellikle Muçi ile ilgili bir beklenti içine girmeli miyiz futbol severler olarak? Bugün Muçi demin de Cenk Tosun'u gördüm ben. Yani Cenk Tosun U23 milli takımında benim oyuncumdu. Ben fiziğini bu kadar iyi durumda görmemiştim. Düşün bundan 7-8 sene önce.
Şu anda fiziğini gördüm, muhteşem. Yani iyi bir şekilde bekliyor. Kendini hazır tutmuş. Tabii son maçlarda esasında sonradan oyuna girdikten sonra ne kadar etkili olduğunu da gösterdi esasında Beşiktaş adına. Devamlı şekilde rakip defansı yıpratan bir vaziyetteydi. İsteyen, arzulayan, oyun arkadaşlarını da peşinden getiren bir pozisyondaydı. Bu pozisyonda bence Cenk Tosun'la başlayacak zaten Serdar Hoca bugün. Muçi tabii ki herkesin gelecek vaat ettiği transferinde Musati kadar problemli gözükmeyen bir oyuncu. Albenisi olan bir oyuncu. Ondaki gelişme önemli. Yani önümüzdeki sezon ne vereceği bence çok çok daha önemli. Şu anda kısa 6 aylık bir dönemde kendini ispat etme savaşı ama önümüzdeki sene artık takımın adına kendini bırak, takımın adına kendini geliştirme senesi olacak. Muleka aynı şekilde bu sakatlıkların olduğu ortamda görev verildiği zaman bence iyi işler yaptı Muleka. Bugün gene sahada olacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş elinde olan oyunculardan esasında şöyle diyeyim, sakatsız, sorunsuz olan oyuncuların harici tam kadro sahaya çıkacak. Onun için zaten çok zevkli bir maç geçmesini bekliyorum diyorum. Yani kalmak isteyen oyuncuların, belki Cenk Tosun da bunlardan biri olabilir. Yani sergileyecekleri performans da son virajda kendi adlarına da çok önemli. Kesin önemli. Şöyle yani Beşiktaş'ta 19 tane yabancı var şu anda. Yani siz önümüzdeki sene 12'siyle imzalayacağınıza göre, yani federasyona bildiren kadro 12 tane oyuncu bildireceğinize göre en az 7-8 tane oyuncuyla yolu ayırıp transfer yapmak istiyorsanız üstüne de ayırmanız lazım. Yani bir planlama içine girmeniz lazım tabii. Minimum. Yerli oyuncularda bakıyorsun işte Salih'in imzası, Cenk Tosun'un imzası bunlar da önemli etkenler. Şu aşamada ligin sonu gelmiş, esasında bir an önce halledilmesi gereken problemler var. Planlama ve imzalar. Bunlar da bir şey. Ondan sonraki transfer aşamasını düşünebilirsin. Ha, transfer çalışması yapabilirsin ama içerideki bu sorunları bir şekilde şimdiden halletmen lazım. Onun için de nasıl diyoruz, hazırlık maçları gibi oynuyor Türkiye Kupası'na. Yönetim de bir yerde kendini hazırlıyor. Yani önümüzdeki sezon için herhalde kendini hazırlıyordur. O planlamaları da artık yapıyorlardır diye düşünüyorum. Onur, senin beklediğin iyi performanslar var mı? Var. Cenk Tosun'dan ben de iyi performans bekliyorum. Göstermek zorunda. Eğer Beşiktaş'ta kalmak istiyorsa, yani son kalan süreçte en iyisini vermek zorunda. Bazı oyuncular var Beşiktaş'ta şu anda. Hakkında karar verilmiş oyuncular. Yani bu saatten sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Yeni sezonda olmayacak oyuncular var. Bir de yönetimin kafasını kurcalayan oyuncular var. İşte Salih Uçan gibi, Cenk Tosun gibi, belki Muleka gibi oyuncular. Hani tam yeni sezon öncesi karar verilemeyen oyuncular. Kalsın mı gitsin mi noktasında. Mesela Salih Uçan, ben dönüşünü kıymetli buluyorum Beşiktaş takımına. Yani çünkü oyunun iki yönünde oynayan bir oyuncu. Beşiktaş'ın mesela geçen sezonki çıkışında büyük pay sahibiydi. Sezon başında yine bu takımın önemli bir parçasıydı. Onun dönüşü bence önemli takıma. Ve onun gösterdiği son dönemki performans sonrası şunu da biliyoruz. Yönetimin artık bir kalması yönünde adım atmaya başladı Salih Uçan'ın. Bundan iki ay evvel kesin gider gözüyle bakıyorduk. Şimdi Cenk Tosun konusunda da biz bundan 15-20 gün evvel artık bu iş bitti derken, hani son dönemde yeniden Cenk Tosun'la bir flörtleşme başladığını duyuyoruz. Burada Cenk'in ne yapacağı önemli. Cenk bir şey göstermek zorunda. Yani yeni sezonda ben bu takımın iyi bir parçası olabilirim demek istiyorsa sahada bunu gösterecek Cenk Tosun. Alanya maçı iyi bir fırsat onun için. 11'de forma giyecek. Çıkıp bir gol atsa, bir asist yapsa, iyi bir performans gösterse bence yönetimin kafasını ciddi oranda kurcalar diye düşünüyorum bu konuda. Muleka konusunda da yönetimin çok net olmadığını biliyoruz. Ondan da hani bir kıpırdanma bekleyebiliriz kalan süreçte. Mesela Svensson, Worrell gibi oyuncular hani bu saatten sonra ne yaparsa yapsın mutlaka yolların ayrılacağı futbolcular. Onlar da biliyor bunu. Worrell zaten kiralık. Kiralık zaten devam edilmeyecek Worrell'la zaten. Bu anlamda dediğim gibi mesela Demir Ege bugün belki forma şansı bulacak o merkezdeki yokluklarda. Yani hani bazen böyle kriz sezonları bir genç oyuncunun çıkarılmasına sebebiyet veriyor. Bir çok genç oyuncu çıktı zaten ama sanki daha fazlasında olabilirdi. Olabilirdi. Yani Demir Ege de yani kalan süreçte belki formaya giyerse bir şey yapabilir belki. Bence çok büyük ihtimal bugün Alanya'da onu da sahada göreceğiz. Evet. Büyük ihtimal onu da sahada olması görebiliriz. Olması lazım zaten. Oynaması gerekiyor zaten yani. Nasıl buluyorsunuz hocam Demir Ege'yi? Demir Ege bence oynadığı maçlarda bayağı verimliydi. Ve tecrübelenmeye de başlamıştı. Bir devamlılığı vardı. Ama Santos geldikten sonra benim elimde Demir Ege var dedi. Elimdeki Demir Ege'yi ben, yani çalışan demir ışıldar derler ya, bu çalıştırmayarak, kulübeye mahkum ederek hiçbir ışıldamasını engelledi diyebilirim.
çocuk hakikaten uzun bir süredir oynamıyor. Şu anda sahaya çıksa, yani gösterdiği performans vasat bile olsa, bence çok iyi sayılması lazım. Çünkü çok kulübeye mahkum ettiler. Hiç süre vermediler. Yani uzun süre oynamayan oyuncuları da sahaya döndüklerinde çok yargılamamak gerekiyor. Kesinlikle. Belki. Özellikle genç oyuncular. Yani belki doğru düzgün oynadığı ilk sene bu. Evet. Süper Lig'de oynadığı ilk sene. Süper Lig'de oynuyor, tecrübelerine hata yapa yapa o futbolcu oluyorsun. Bu da başlamıştı oynamaya. Bir sürekliliği vardı ama ondan sonra sahayı unuttu resmen. Evet. Amartey falan oynadı yani. Öyle bir süreç geçirdik ya. Amartey'i orada gördük. Demir Ege oynamadı. Demir Ege ile ilgili şöyle bir sıkıntı görüyorum ben. Dışarıdan bakınca fiziğine demir gibi topçu diyorsun. Ama saha içinde bunu göstermiyor. Yani o oyun sertliği yok henüz Demir Çok Ege'de. Çok agresif. Değil. Agresif bir oyuncu değil. Yani Demir Ege'nin oyun stili biraz da Busquets'e benziyor. Evet, Busquets, yani, Rodri gibi yani oyun kuran bir... Zaten 10 numara pozisyonuydu dedim daha önce zaten. Yani ofansif bir orta sahaydı zaten. Oyun bilgisi muazzam. Top gelmeden neyini yapacağını biliyor. Ayakları, bilekleri çok yumuşak. Yani esasında hakikaten baktığınız zaman normal oyunda seyret. Sanki Busquets'i seyrediyor gibisiniz. Busquets zaten gösterdi ama Demir Ege'ye de o şansı verdiğiniz zaman yavaş yavaş üstüne koya koya hakikaten çok çok iyi bir orta saha oyuncusu olabilir diye düşünüyorum. Ya, sanki sahaya çıktığı zaman hani o formayı parçalar ya genç oyuncular. Evet. Onu göremiyorum ben bazen Demir Ege'de. O agresiflik yok, o sertlik. O oyun stili biraz, yok ama oyun biraz stilinden kaynaklanıyor. Biraz onu katması gerekiyor sanki oyununa yani diye düşünüyorum. Biraz en azından da doğuştan gelen bir şey ama. Tabii ki yani oyuncunun mizacı da biraz öyle. Kişisel karakter. Evet. Şimdi Rodri hani Manchester'da ne kadar sert olabilir? Sert olmasının lüzum yok çünkü top ayağında durmuyor. Yani adama tekme atmayı bulamıyorsun veya girmiyor bile. Busquets'e nasıl tekme atacaksın? Ayağında top durmuyor. Tabii gelmeden abi. Ne yapacağını biliyor. 0.5 saniye. Demir Ege'de bu tarz bir oyuncu esasında ve oynadıkça, tecrübelendikçe bu topun dolaşımı daha da hızlanıyor. Ben umutluyum Demir Ege'den yani. Önemli bir profil bence. Evet. Yani Türk futbolu açısından da iyi bir yerlere gelebilir ama işte dedim ya Beşiktaş bu kriz dönemlerini çok iyi değerlendiremedi genç oyuncular üzerinden. Evet. Çok daha fazla genç oyuncu kullanılabilirdi. Özellikle Santos'un gelişi sonrası bu durdu. Mesela Serdar Hoca devam etse, Santos hiç gelmemiş olsa bence şu anda minimum bir ya da iki genç oyuncu Beşiktaş takımında daha fazla forma şansı buluyordu. Beşiktaş'ta bir tane genç oyuncu geldi, Pir geldi. Ötekiler unutuldu. Mesela Demir Ege unutuldu. O Yakup Arda diye bir çocuk var. Evet, onu konuştuk mesela. Çocuk da sakatlık geçirdi. Oynamaya başladı, sakatlık geçirdi. Bence Demir Ege kadar bence adından söz ettirecek bir oyuncu. Eğer sakat bir şekilde sahaya tam randımanla dönebilirse ve şans verilirse Yakup Arda ismi de unutulmasın bir yer. Hocam bir santrfor Mustafa. Mustafa Hekimoğlu. Mustafa Hekimoğlu. Onu da çok övüyorlar. O da daha ufak, 2 yaş daha ufak Semih'ten. O da hakikaten çok çok iyi oyuncu yani olacak. Semih bir gün Avrupa'ya gidecek. Yani Semih'in alternatifi hazır. Evet. Hatta Mustafa için ben Semih'ten bile daha yetenekli diyen birçok insan duydum. Mustafa için yani olabilir, onun bile üstüne çıkabilir olma diye. Olma ihtimali var. Zaten Avrupa Kupası'nda şans da bulmuştu, girmişti maçı hatırlıyorsan. Evet. Yavaş yavaş esasında oyunun ilerleyen bölümlerinde oyuna girmeye başlamıştı Mustafa Hekim'e. İyi oyuncu. Hakan Semih gittiği zaman diyelim iyi bir şey transferi çıktı, gitti. Şu anda onun alternatifi hazır Beşiktaş'ta. Bu da gerçekten ya son iki sezonda belki önemli. Beşiktaş için işler iyi gitmiyor ama akademi kısmında evet. Çok iyi atılımlar var Beşiktaş'ta. Yani rakiplerin şu an çok çok önünde Beşiktaş akademi kısmında. Beşiktaş Alanya deplasmanında dedik kolay bir maç değil tabii ki. Trabzonspor'un evinde seyircisiz maçta İstanbulspor'u konuk edeceğini görüyoruz. Trabzonspor için herhalde herhangi bir sürpriz beklentisi yok. Rakibi gördüğün zaman sürpriz beklentisi yok. Yani İstanbulspor o savaşma özelliğini de kaybetti. Evet. Eskiden hiç savaşıyordu yani bir şeyler bekliyordum ve çok can yakacak bir takım gibi duruyordu. Can da yaktı o arada zaten. Evet. Yani Hatay'a gitti. Hatay'da yendi. Şimdi gelinen noktada daha Ankara kırılabilir bir takım oldu. Düşmesi resmileştikten sonra evet, özellikle. Daha kırılabilir bir takım oldu. Onun için Trabzon'da gösterdiği performans özellikle Onuaçu'nun dönmesiyle beraber biraz daha step atladı diyebiliriz. Beklentin ne? Çok moralli Trabzonspor. Kupa maçından sonra Karagümrük'le ciddi İyi bir maç oynadı Trabzonspor. İstanbulspor evet son dönemde artık iyice o tüm enerjisini bırakmış. Artık yeni sezonu planlayan bir takım görüntüsünde. Seyircisiz maç ama ben çok zor bir maç beklemiyorum Trabzonspor adına. Rahat bir galibiyet olmasını bekliyorum.
Alt sıralar üzerine de konuşalım. Eğer hatta arkadaşlarımdan da rica edeyim. Mümkün olursa ligde puan tablosunda bir alt basamaklara da göz atalım. Az sonra ekrana gelecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleleri aktarmam gerekirse eğer, zaten şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri alt sıralarda yer alıyor. Konyaspor Samsun Spor maçı saat 19'da yine çok ilgi çekici mücadelelerden biri. Adana Demirspor Gaziantep'i ağırlayacak. Bu da önemli bir karşılaşma ve Hatayspor Ankara Gücü'nün yanı sıra Pendik Spor Çaykur Rizespor maçları var. Hızlı hızlı bu mücadelelerle ilgili değerlendirmelerde bulunalım isterim. Bu bölümde 12-13 dakikamız var yaklaşık. Konya Spor Samsun Spor maçı bizi bekliyor. Konya Spor Fenerbahçe'den puan aldı ama aldığı puan aslında yeterli değil ligde rahatlayabilmek için. Rakip Samsun Spor, ne dersin Onur? Ya Konya'nın oyunu da ben hiç beğenmedim Fenerbahçe karşısında. Evet. Yani hiç yoktu Konya Spor. Sırf kalesini savundu ve bir şekilde gol yemedi şansının da yardımıyla. Konya iyi durumda değil oyun anlamında. Yani Ali Çamdalı'nın gelişi de çok fazla etki etmedi bence. Ben kazanmasını zor görüyorum Konya Spor'un. Profiller çok durağan. Özellikle bir tane böyle sprinter, böyle rakip savunmayı açabilecek yetenek, bireysel yeteneği yüksek bir oyuncusu mesela var mı Konya Spor'un? Yok şu anda. Savunmak için kurulmuş. Evet ama işte bu dönemde de artık bir şey üretmeniz gerekiyor. Evet. Üretmek zorunda. Evet, Fenerbahçe'ye karşı böyle oynarsınız ama mesela bugün Samsun önünde bir şey üretmek zorundasınız. Ben Samsun'un galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de bu tür maçlarda düşme hattında kimin çok daha fazla galibiyete ihtiyacı varsa ön plana çıkar ama şimdi bir de futbol gerçekleri var ortada. Yani Samsun bence iyi bir takım. Bugün galibiyete yakın taraf bence Samsun Spor Konya'da. Hocam ne dersiniz? Esasında düşme hattındaki takımlara baktığımız zaman tek maç üzerinden yorumlamayacağım. Yani Konya, Samsun'da Samsun sadece öyle. Bir deplasman galibiyeti var Samsun. Evet öyle. Şöyle, evet, şöyle doğru. Düşün, Samsun'a bir puan ligde kalması için yetiyor. Yani öyle bir maç. Biraz daha rahat. Yani kalan 3 maçtan bir puan aldığı zaman rahat kalıyor. Pendik Rize ile oynuyor. Rize de rahat. Rize'nin hedefi daha başkaydı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilmesi belki çok daha farklı olabilirdi. Evet. Adana Demirspor da Gaziantep ile oynuyor. 3 tane küme düşme oynayan takım nispeten rahat takımlarla oynuyor. Yani burada alacakları bir herhangi bir sonuç, galibiyet, sürpriz olmaz. Ama buradaki en kritik maç Hatay-Ankara Gücü maçı. Evet. Eğer Hatay ligde kalacağım diyorsa Ankara Gücü'nü yenip o girdabın içine çekmesi lazım Ankara Gücü'nü. Bence bu akşam düşme potasındaki en önemli maç. Konyaspor transferler yaptı ama transferlerin yaptığı uyum yeterli olmadı ki. Samsun'da hakikaten sezon başladığı zaman küme düşecek ilk takımlardan bir tanesiydi. Öyle bir toparlanış yaptı ki inanılmaz bir şekilde. Sonra da oynadığı oyunla, özellikle içeride de oynadığı oyunla rakiplerin korkulu rüyası oldu. İyi oynayarak hak ettikleri yere geldiler esasında. Evet. Daha da iyiye gidebilirler. Bugün Konya açısından çok önemli maç ama çok zor bir maç onları bekliyor. İyi transferler yaptılar. O iyi transferlerin Konya'ya getirisi fazla olmadı. Samsun Spor'un iç sahada 34 puanı var. En iyilerden bir tanesi. Trabzonspor'un 31, Başakşehir ve Beşiktaş'ın 33'er puanı var. Düşün. İç sahada. Deplasmanda 1-2 maçta daha puan almış oldu. Zaten şu anda ilk 10'un içindeydi. Deplasmanda da ligin en az puan alan takımı. Sadece 8 puan. İstanbul Spor'un 10 puanı. Bence ligde bulunduğu yer ve oyunu anlamındaki ters orantılı takımlar içinde bence ilk sıraya Samsun Spor'u koyarım. Çok daha iyi bir noktada olmalıydı. Oynadığı oyuna bakarak bunu söyleyebilirim. Yani deplasmanda zaten 3-4 tane maç kazanmış olsa kesin. Samsun Spor Avrupa Kupalarına aynen. Katılma mücadelesi veriyordu şu an. Şu anda Samsun'a gittiğiniz zaman bir deplasman yaşıyorsunuz. Kesin. Yani. Deplasmanı hissettiriyor yani. Yani buna Galatasaray'da gitse, Fenerbahçe'ye gitse şu anda ligin iyi takımlarından bir deplasman fobisi oluyor orada. Hem seyircisiyle, hem oyunla, oynanan oyunla, hem sahaya olan etkileriyle hakikaten bir deplasmanı yaşıyorsunuz orada. Hocam Hatay Spor Ankara Gücü maçına değindiniz. Hakikaten çok çok önemli bir karşılaşma. O zaman şunu sorayım. Eğer Ankara Gücü kaybederse, haftaya da evinde Pendik'le oynuyor, düşme tehlikesini hisseder mi ciddi anlamda? Eğer Hatay Spor'a kaybederse kesin hisseder. 2 puan kalıyor orada değil mi? Arada puan farkı az oluyor. Daha 2 hafta var ligin bitmesine. Kalan hafta 6 puanlık 2 tane maç ve aradaki puan farkı 2. Tabii. Şimdi kendi sahası Pendik bugün kazanırsa mesela Rize'yi yenerse hepten karışacak. Eğer Pendik Rize'yi yenip
Gaziantep Adana Demir'i yenip hani küme düşme potasındaki şu anda denize düşmüş çırpınan takımlar rakiplerini, rahat olan rakiplerini yenerlerse, buna da Hatay'ın Ankara Gücü'nü yenmesini eklersen bence son iki hafta hakikaten ateşten gömlek. En az 4-5 tane takım için. Yani şöyle bakıyorum. Misal Pendik bugün kazansa, Ankara Gücü kaybetse, Pendik haftaya Ankara Gücü'nü yense Ankara Gücü düşebilir. Son haftada bir Trabzon deplasmanı bekliyor. Zaten o Beşiktaş maçına çıkarken Emre Hoca bunu da dile getirmişti. Maç bittikten sonra da hemen o konuya ayak bastı. İşte bir şekilde olmadı. Biz hak etmedik. Turu geçmeliydik ama elendik. Şimdi camiye yakışan şeyi yapıp ligde kalmamız lazım dedi. Oynayacağı maçın ne kadar zor olduğunu zaten elendikten sonra çıktı ilk röportajında söyledi ki doğru. Evet. Şu anda sen Hatay'la, Hatay ki iyi mücadele eden bir takım. Bak iyi oynamak farklı bir şey, iyi mücadele etmek çok farklı bir şey. Hakikaten çok iyi mücadele ediyor. Sonuna kadar çok koşuyorlar, soyuna kadar oyunu zorluyorlar. Ama kaliteleri bir yerde istop ediyor. Yani şöyle düşünün hocam, 6 puan fark var. Pendik Spor Ankara Gücü içeride berabere bitmiş yani İstanbul'da berabere kalmışlar. Pendik Spor 2 maçını kazanır, Ankara Gücü 2 maçını kaybederse zaten Pendik Spor Ankara Gücü'nün üstüne çıkıyor. İkili averaj. Ben çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Ankara Gücü hani demin Samsun de zor, Spor... ama bütün ihtimaller... Tabii ihtimal var tabii ki. Böyle bir gerçek varsa kağıt üzerinde bu sahada da olabilir. Yani az önce Samsun Spor için söylediğim her şey Ankara Gücü için de geçerli. Yani Ankara Gücü de ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Bulunduğu konumu hak etmeyen de bir kadrosu var. Hani ben Ankara Gücü'nün bu tehlikeye gireceğini çok fazla zannetmiyorum. İhtimal vermiyorum. Hı hı. Mesela bugün de kazanmasını bekliyorum Hatay deplasmanında mesela. Ama tabii ki senin söylediğin senaryo olabilir. Yani böyle futbolda bunlar var. O zaman başka şey. Bir de o strese girdiğiniz andan itibaren işler değişiyor futbolda. Şöyle bir örnek vereyim. Bu hafta sonu Almanya'da Mainz Şampiyon Lig finalisti Dortmund'u tam kadro çıkmasa da iyi bir kadroyla çıkıyor ve 3-0 gibi net bir skorla geçiyor. Ve 20 dakikada filan. 20 aynen. dakikada evet. Ve 3-0 gibi net bir skor. Demek ki ihtiyacı olan bir tarafta tabii. rahatlayan bir takım var. Hedefi belli. O da Şampiyonlar Ligi aynen. finalini oynamak. Rahatladığı için küme düşme potasında daha çok isteyen Mainz'in karşısına çıkıyor ve 20 dakikada 3-0 gibi skorla tabii mağlup oluyor. İsteyen her zaman ön plana çıkar. İşte burada aynı ortamda bugün oynanacak maçları onun için saydım. Yani Hatay Ankara Gücü'nü bir kenara bıraktığın zaman işte Pendik Rize. Nispeten Rize çok rahat değil mi? Adana Demir Antep. Adana Demir çok rahat. Antep kazanır diyebiliyor musunuz? İşte onu da diyemiyorsun. Şimdi Antep takımı sahaya çıktığı zaman bir kalitesi var. Geçen sene adından çok söz ettiren bir takım. Şu anda oyuncuları normalde baktığınızda maç maç düşündüğün zaman her maçta rakibi zorlayabilecek bir takım. Onun için sahaya çıkıldığı zaman hiçbir şey diyemiyorsun. Antep'i düşün. 2-0 önde olduğu maçı bitiremedi. Trabzon maçı. Yani bitiremedi maçı. Öyle düşünmek lazım. Ya düşme hattında mesela şu an Antep, Hatay, Pendik. Yani iyi durumda değiller oyun anlamında. Konya. Hani herhangi bir maçı çıkar kazanır diyemezsiniz bu takımlar için. Stres var. Oyun sıkıntıları da çok fazla bu takımların. Evet. Mesela Ankara Gücü, Samsun. Ayırırım bunları. Puan tablosundan bağımsız ayırırım. Karagümrük'ü koyarsın bu takımlar arasında? Karagümrük'te de Biraski ve Veseli yok. Hatta Emre Mor da oynamayabilir. İhtimalle. Bu arada Galatasaray'ın 11'i de belli oldu. Bir sürpriz var mı diye bakıyorum. Muslera sarı kırmızılarda kalede. Kaan, Nelson, Abdülkerim, Kön. Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi. İdeal 11 ile Galatasaray evet. sahada. Yani Karagümrük nereye koyarım Karagümrük'ü? Onlar da iyi oynamıyor son dönemde. Karagümrük takımı da. Yani sezon ortasında iyilerdi. Şu anda da onların çok ciddi oyun problemleri var. Hani Karagümrük mesela Antep'e gidiyor önümüzdeki hafta. Evet. Çok kritik maç. Çok. Bence bugünkü maçtan çok daha önemli Karagümrük için o maç. Orada bence bir takım belli olacak diye düşünüyorum. İki takımdan biri belki de. Yani o yüzden de zor. Mesela geçtiğimiz hafta oynanan Antep-Hatay maçı. Evet. Çok kritik. Yani öyle bir kritik ki öyle bir dakika daha iken penaltı verdi ki bence hatalı bir karardı. Evet. Yani verdiği penaltı hatalı bir karardı. Aynen. Ve Dragoş'un topu üstü avuta atmasıyla yani Antep kazansa belki o baskı biraz daha azalacak ama maç berabere bitince bir de o dakikada penaltıyı kaçırınca bence üzerindeki stres gittikçe artıyor. Bir evet. de mesela Pendik de işleri karıştırdı geçen hafta. Hani ihtiyacı olan takım dedik ya mesela evet. Antalya'da kazandı. Orada ciddi şekilde bence düşme baremi yukarı doğru çekildi diye düşünüyorum.
Bölümde son anlara doğru gidiyoruz. Hocam Galatasaray'ın 11'inde herhangi bir sürpriz yok. Şu isim olabilirdi dediğiniz birisi var mı? Zaten bu kadar. Kazanan kadro yani, devam ediyor. Bu kadar basit. Kazanan ve formda takım. Evet. Şöyle düşün. Formda takımda bir de Ziyech işbaşı yaptı. Yani hakim sahanın hakimi gibi. Yani çok enteresan bir oyuncu var hakim. Top ayağına geldi. Fas milli takımı olsun. Hollanda'da geçirdi. Twente'de, Ajax'da olsun. Chelsea'de olduğu zaman hakikaten çok ekstra işler yapıyordu. Galatasaray'da bir türlü başlayamamış o ekstra işler ama ligin sonuna gelirken tam ihtiyaç duyulduğu zaman işbaşı yaptı. Şimdi burada bakıyorsun Martens zaten işin başındaydı. Barış kendini açtı. Icardi eski günlerine döndü. Torreira'nın hiç eksilmeyen bir performansı. Kerem Demirbay ile iyi bir ikili oldular. Ki Kerem Demirbay da zaten hani Alman milli takımı zorlayan oyunculardan biriydi. Şöyle düşün, benim burada en çok şaşırdı. Sanchez'di mesela. Ben Sanchez'i bank oynar diye düşünüyordum ama Nelson hakikaten tebrik etmek lazım. O formayı vermedi. Gene Abdülkerim'le şampiyon olduğu senedeki gibi istikrarlı bir şey yaptı. Kaan'a da ayrı bir yer açmak lazım. Boya gittikten sonra Aurel'i aldılar oraya. Ona rağmen Kaan o formayı vermedi. Yaptıkları en akıllı işte devre arası yaptıkları sol bek transferi. Mustara'ya bir şey söylemeye lüzum yok yani. Geminin kaptanı zaten. Siz de Kön'ü beğenenlerdensiniz. Kön oraya oturdu. Sol bek arayışında mesela Van Aanholt aldı. Olmadı. Mesela PSV'de şampiyonluk yaşıyordu değil mi? Evet. Ama işte Galatasaray'da olmadı. Bu geldiği zaman genç bir oyuncu. Verdiğin bonservis fazla değil. Yani Kön'den zarar etme ihtimalin yok şu anda. Evet. Demek ki yerine de oturdu. Oynadı. Banko'da oynadı. Önemli bir oyuncu oldu ikinci yarı transferiyle beraber. Bir kere daha Galatasaray'ın 11'inden bahsedeyim. Sonrasında araya gideceğiz sevgili seyirciler. Fernando Muslera Galatasaray'da her zaman olduğu gibi kalede. Kaan Ayhan, Nelson, Abdülkerim, Kön savunma hattını oluşturan futbolcular. Orta alanda alıştığımız ikili Torreira, Kerem Demirbay'ı göreceğiz. Önlerinde Mertens var. Sezonun belki de MVP adaylarından biri Dries Mertens. Hakim Ziyech sağ kanatta son haftaların formda ismi. Barış Alper Yılmaz yılın en büyük gelişim gösteren oyuncularından biri. Sol kanatta formanın sahibi ve Galatasaray'ın golcüsü, gol krallığı yarışında zirvede yer alan oyuncusu Mauro Icardi santrfor pozisyonunda. Karagümrük'te Biraski ve Veseli'nin olmayacağını hatırlatalım. Hatta Emre Mor'un da bu sakatlar arasına eklendiğine dair haberler var. Az sonra Karagümrük'ün 11'ini de göreceğiz. Şimdi bir ara rica ediyoruz. Sevgili seyirciler, saat 19 ve Süper Lig'de sezonun en kritik günlerinden biri. Şampiyonluk yarışı, Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi ve ligde kalma savaşı A-Spor ekranlarında da yine değerlendirilecek. Tıpkı gün boyu olduğu gibi Galatasaray'ın 11'i bugünkü karşılaşmalar öncesinde açıklanan ilk 11'di. Sarı Kırmızılılar zaten alışık olduğumuz kadroyla sahada olacak. Muslera, Kaan, Nelson, Abdülkerim, Kön, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış ve Icardi. Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i belli. Fenerbahçe'nin de 11'i belli oldu. Az sonra yine ekranlara taşıyacağız. Uğurcan, Mönye, Mendy, Denswil, Eren, Umut, Bardi, Vişça, Pepe, Funtas ve Onuaç 11'iyle Trabzonspor sahada. Beşiktaş, Alanya deplasmanında Mert, Svensson, Tayyip, Necip, Masuaku, Jetson, Salih, Onur, Muçi, Muleka ve Cenk 11'i siyah beyazların. Fenerbahçe'nin 11'ini de şu an itibariyle görüyorum. Livakovic, Çiku, Bekao, Çağlar, Ferdi, Fred Osterwolde, Cengiz, Şimanski, Tadic ve Batshuayi. Sanki Osterwolde'nin sol bek, Ferdi'nin sağ bek, Çiku'nun orta saha 6 numara olarak konumlanacağı bir 11 gibi görünüyor. Ama daha farklı dizilişler de tabii söz konusu olabilir. İlk 11'ler böyle. 4 büyük takımın 11'lerini aktardık. Rakiplerinin kadrolarından da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Hatta birbirinden farklı noktalara bağlantılarımız olacak. Zaten arkadaşlarımız da kadroları bizimle paylaşacaklar. Karagümrük Galatasaray maçı için ilk olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'na gidiyoruz. Emre Kaplan bizi bekliyor. Söz Emre'de. Kerem teşekkürler. Atatürk Olimpiyat Stadyumundan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Bugün bir şampiyonluk heyecanının yaşandığını söyleyelim. Olimpiyat Stadyumunda Galatasaray
Son 3 haftaya 6 puanlık avantajla giriyor bugün. Burada kazanıp Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek Sarı Kırmızılılar ve bu senaryonun gerçekleştiği takdirde de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacaklar. Gün boyu yayınlarda bahsettik. Galatasaray taraftarlarının çok çok yoğun bir ilgisi var. 40 binin üzerinde taraftar bekleniyor dedik ve yavaş yavaş özellikle bizim bulunduğumuz bölgenin karşısında Doğu Tribünü'nde Galatasaray taraftarları yerlerini almaya başladılar. Her geçen dakika sayıları artıyor ve belki bilmiyorum yayına yansıyor mu ama Galatasaray taraftarlarının da tezahüratlarıyla birlikte şu anda Atatürk Olimpiyat Stadyumu Sarı Kırmızılı takım için çok fazla bir deplasman atmosferi yaşamıyor. Güzel bir hava olduğundan bahsettik, şu anda hala 20 derecenin üstünde bir hava sıcaklığı var. Ve maç saatinde de artık çok fazla değişmesini beklemediğimizi ifade edelim. Az önce sen 11'i paylaştın ama bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Galatasaray'ın son haftalara girdiği noktada, son haftalara girdiği düzlükte Okan Hoca'nın özellikle Alanya Spor maçının ikinci yarısında belirlediği ve devam ettiği 11 ile bugün yine Galatasaray sahada olacak. Kalede Fernando Muslera, savunmanın sağında Kaan Ayhan, sol bekte Derik Köz, stoper ikilisinde Nelson Abdülkerim. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira, Kerem Demirbay 10 numara pozisyonunda Dries Mertens. Sağ tarafta Hakim Ziyech, sol tarafta Barış Alper Yılmaz, ileride de Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray bugün sahada olacak. Sarı Kırmızılar bugün kazandığı takdirde Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecek. Beraberlikle buradan ayrıldığı takdirde de Fenerbahçe mağlup olursa bugün iç sahada Kayseri Spor'a yine şampiyonluğunu ilan edecek. Çok çok önemli bir avantajla son haftalara giriyor Sarı Kırmızılar ve bunun coşkusunu fazlasıyla Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hissetmek mümkün. Öğle saatlerinden beri buradayız. Saat 13'te buraya gelmiştik ve o saatten bu yana da Galatasaray taraftarları stadyum çevresinde toplanmaya başlamışlardı. Artık tribünde yerlerini aldılar ve kısa bir süre kaldı. Az önce oyuncular önce zemini görmek için sahaya geldiler. Birazdan da ısınma hareketleri için yine saha içerisinde olacaklar. Ve maçın atmosferine, maçın o sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başlayacağız. Biz de buradan yansıyanları, özellikle atmosfere dair detayları ve takımlara dair gelişmeler oldukça bunları paylaşmaya, takip etmeye devam edeceğiz. Maç sonunda da tabii ki olası bir şampiyonluk halinde buradaki coşkuyu, buradaki atmosferi paylaşmak için yine karşınızda olacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Gidiyoruz şimdi Fenerbahçe-Kayseri Spor maçı öncesinde söz Erdem Akbaş'ta. Kerem Can Bulat direkt ilk 11'i paylaşarak başlıyorum. Fenerbahçe'de kalede Livakovic, sağ bekte Ferdi, stoperde Beko Açağlar, sol bekte Osterwolde'yi göreceğiz bugün. Orta sahada Jiku Fred ikilisi oynayacak. Sağ kanatta Cengiz, 10 numara pozisyonda Şimanski. Sol kanatta Tadic, ileri üçte ise Batshuayi oynayacak. Kayseri Spor'un 11'ini de paylaşalım. Kalede Bilal, sağ bekte Gökhan, stoperde Kolevetsios Arif, sol bekte Karol, orta sahada Kartal Şukurov, sağ kanatta Cardoso, 10 numara pozisyonda Boğra Abia, sol kanatta Mane, ileri üçte ise Boa Marten'i forma giyecek. Mücadele saat 19'da başlayacak. Fenerbahçe bugün burada kazanırsa şampiyonluk ihtimalini kalan haftalara taşıyacak. Galatasaray'ın kaybetmesi halinde ise derbinin önemi çok çok daha artacak diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Kerem Can Bulat. Trabzon'a gideceğiz. Trabzonspor İstanbulspor mücadelesi öncesinde Yunus Emre Sel bizi bekliyor. Teşekkürler Kerem. Trabzonspor'un muhtemel 11'i bugün bizim gün boyu aktardığımız 11 aslında. Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı olan Berat Özdemir ve sakatlığı bulunan Trezeguet ile Hüseyin yokluğunda kadroda çok fazla sürpriz yapmadı. Son Karagümrük maçının 11'ini aynı şekilde sahada görüyoruz. Sadece dediğimiz gibi Berat değişikliği var Karagümrük maçının 11'ine bakıldığında. Trabzonspor sahaya şu 11 ile çıkıyor. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Meunier, stoperde Batista Mendy, Dens bir ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Umut Güneş, Bardi ikilisini göreceğiz. Orta sahanın sağında Edin Vişa. Ofansif orta saha bölgesinde Nikola Pepe. Solda Fontas, ileride de Onaçu var. Onaçu son maçta bir sakatlık yaşamıştı ama sakatlığı oynamasına engel bir durumda değildi ve Abdullah Avcı'nın onun bugün yine 11'de değerlendirdiğini görüyoruz. Konuk İstanbulspor'un 11'i de şu şekilde: Mücahit, Mehmet Yeşil, Modestas, Sambissa, Mendy Mamadou, Resinkolu, Duhaney, Okan Erdoğan, Loşay,
Ali Yaşar ve Jackson 11 ile de İstanbulspor'un sahaya çıktığını ifade edelim. Orada da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ilk 11'de bazı değişiklikler yaptı. Bu maçın seyircisiz oynanacağını hatırlatalım. Üçüncü seyircisiz oynayacak olan maç ve sadece bir maçlık seyircisiz oynama cezası kalıyor Trabzonspor'un. Trabzonspor sahasında konuk edeceği İstanbulspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üçüncülük sırasındaki koltuğunu daha da sağlamlaştırma gayreti içerisinde olacak. Trabzon'da havanın nispeten kapalı olduğunu, zaman zaman yağış olduğunu da tekrar belirtelim Kerem. Maç saatinde yine yağışın şiddetini biraz daha artacağını vurgulayarak Trabzon'dan sözü yeniden size bırakalım. Günün en ilgi çekici maçlarından biri belki de Alanya'da oynanacak. Alanya Spor Beşiktaş mücadelesi öncesinde Furkan Yıldız'dan gelişmeleri dinleyelim şimdi. Kerem, çok teşekkürler sana ve konuklarına, iyi yayınlar diliyorum ben de. Alanya'da öncelikle şunu belirtelim. Gün boyu etkisini hissettiren güneşli havanın aksine şu saatlerde yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisini hissettirmeye başladığını aktaralım. Maç saatinde de, maç esnasında da yine Alanya'da yağmur ve kuvvetli bir rüzgar olmasını bekliyoruz. Beşiktaş 12 eksikle gelmişti Alanya'ya ve maç kadrosuna baktığımızda Serdar Topraktepe'nin çok önemli iki sürpriz tercihte bulunduğunu görüyoruz. Bu akşam siyah beyazların kalesinde Mert görev alacak. Dörtlü savunma sağ tarafında Svensson, sol tarafında Masuaku stoper tandeminde kaptan Necip'le beraber bugün Tayyip Tağla Sanuç görev alacak. Önlerinde orta alanda ise Salih Uçan, Jetson Fernandez ve Ernest Muçi üçlüsü. Hücumda ise bugün sağ önde Serdar Hoca, Serdar Topraktepe, Onur Bulut'a görev verdi. Bu sezonun başında döndüğümüzde Beşiktaşlı futbol severler de hatırlayacaktır. Şenol Güneş döneminde özellikle Avrupa Kupaları sürecinde Beşiktaş'ta sezon başlangıcında Şenol Güneş sağ önde sıklıkla Onur Bulut'a görev vermişti. Bugün yine özellikle kanat rotasyonundaki eksiklerden dolayı Serdar Topraktepe'nin de sağ kanatta sağ önde Onur Bulut'a görev verdiğini görüyoruz. Solda Jackson. Muleka Enuç'ta ise bugün Beşiktaş'ta Cenk Tosun görev alacak. Ev sahibi ekip Alanyaspor'un 11'inde hemen paylaşalım. Kalede Ertuğrul. Bugün Ali T. Fer, Oğuz Huang, Fatih Richard, Augusto, Eduardo, Balkovets ve Hader Jonay 11 ile bugün Corendon Alanyaspor'da Beşiktaş karşısında sahne alacak. Beşiktaş açısından tabii ki ligdeki sıralamayı çok değiştirecek bir karşılaşma değil ama siyah beyazlar kalan 3 haftadaki maçlarını kazanıp 23 Mayıs'taki Türkiye Kupası finalinden de galibiyetle ayrılarak bir kupa kazanmak ve bu sezonu bitirebileceği en iyi noktada bitirmeyi hedefliyor olacak. Bu kritik randevu ise hakem Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek diyelim. Biz yine maç sonrasında buradan Alanya'dan tüm yansıyanları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü tekrardan sana bırakayım Kerem. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Konya Spor Samsun Spor maçı için Ahmet Çelik bizi bekliyor. Evet, kıştan kalma bir havanın olduğunu belirtebiliriz. Hava sıcaklığı oldukça düştü. Şu anda buz gibi bir hava var. Gördüğünüz gibi montlar çıkmış durumda. Bizler Büyükşehir Stadı'ndayız. Büyükşehir Stadı'na vatandaşlar, taraftarlar akın etmeye başladı. Konya Spor için önemli bir maç demiştik. Konya Spor bu maçı alarak ligdeki o düşme potansiyelinden kurtulmak istiyor. Bunun için de bugün maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Taraftar desteğinin yoğun olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den 1 puan almıştı ve o moralle birlikte bugünkü Samsun Spor maçına iyi bir hazırlık devresinin geçirdiğini belirtelim ve şu an itibariyle maça dakikalar kaldı. Birazdan da ekipler karşı karşıya gelecek. Şu an itibariyle takımların stada geldiği bilgisini de paylaşmış olalım. Muhtemel kadrolardan bahsetmek gerekirse Konya'da Slovik, Cilerme, Hadebe, Alim, Uğurcan, Ahmet, Endio, Enzanzio, Soner, Oğulcan ve Çikaleşhi ile ilk 11'in oluşması bekleniyor. Öte yandan Samsun Spor'da ise Okan Bola, Vendran Gelen, Alim, Zeki, Taylan, Tait, Holse, Emre, Ramazan ve Madil Maci 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Konya Spor için önemli bir maç demiştik. Çünkü düşme potasında Konya ve oradan da kurtularak ligdeki yerini ligde tutulmaya çalışacak. Bunun için geçtiğimiz hafta taraftar büyük destek vermişti. Taraftarın desteğiyle birlikte Fenerbahçe'ye buradan 3 puan vermedi. 1 puana razı geldi her iki takımda. Golsüz bir beraberlik vardı. Bugün ise yine taraftar desteğini Konya Spor'un aldığını görebiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi çoluk çocuk herkes maça doğru akın etmeye başladı. Hemen şurayı da gösterelim.
takımlar, takım otobüsleri burada ve takım otobüslerinin sahaya geldiği bilgisini paylaşalım. Konyaspor'da Yasin Subaşı'nın dışında eksik futbolcu yok. Yasin Subaşı'nı bildiğiniz üzere sakatlanmıştı. İşte bu maçta o yok. Muhtemel 11 Ali Çamdalı hocanın hangi 11 ile çıkacağını aslında merak ediyoruz. Geçtiğimiz hafta takımın başına geçmişti ve geçtiğimiz hafta iyi bir performans sergilemişti. Bu hafta da hangi 11 ile çıkacağı ise merak konusu ama bizim tahmin ettiğimiz 11'i bizler size açıkladık. Şu anda tabii taraftarın da bir tahmini var. Taraftar 3-1 galibiyet alarak bu maçı da alarak takımlarının ligde kalmasını istiyorlar. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi Medaş Stadı'na binlerce kişi akın etmeye başladı. Havanın oldukça soğuk olduğunu belirtelim. Öğle saatlerinde yağışlı bir hava vardı. Şu anda da bulutlu bir havanın hakim olduğu bilgisini paylaşalım. Hava sıcaklığı oldukça düşük, bunu paylaşmış olalım. Hava sıcaklığı şu an itibariyle buz gibi bir hava var. Buna rağmen seyirci akın akın stada geliyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Son olarak Mersin'e gidiyoruz. Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Mersin'de yağış etkisini göstermeye başladı. Saatler 18 itibariyle başlamıştı ve şu anda da etkili bir şekilde yağışın devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle maçın başladığı saatlerden itibaren yağışın etkisini biraz daha artırması bekleniyor. Aslında her iki takımın futbolcuları da rakipleriyle değil aynı zamanda hava muhalefetiyle de mücadele etmek zorunda olduklarını ifade edebiliriz. Zorlu bir karşılaşma olacak hem Hatay Spor için hem de Ankara Gücü için. Çünkü her iki takım da Süper Lig'e veda etmek istemiyor. Ancak her iki takım da şu anda Süper Lig'e veda etme kotasında yer alıyor. Dolayısıyla Ankara Gücü Mersin'den eli boş dönmek istemiyor. Hatay Spor ise kendi evinde Mersin'de artık puan kaybetmek istemiyor. Ve bu doğrultuda önemli bir karşılaşma dakikalar sonrasında başlayacak. Oldukça önemli bir karşılaşma ve Mersinliler ve Mersin'de yaşayan Hataylılar maça gelmeye başlamışlardı. Geride bıraktığımız zaman dilimi içerisinde ve şu anda da yine taraftarın stada doğru geldiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan da tabii ki hava muhalefeti karşılaşma boyunca etkili olmaya devam edecek. Ankara Gücü Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti hafta içerisinde. Dolayısıyla Ankara Gücü Mersin'de moral de bulmak istiyor ve bu şekilde lige devam etmek istiyor. Ancak Ankara Gücü için tabii ki Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve Pendik Spor'un alacağı skorlar da oldukça önemli. Bu nedenle her iki takımdan da gelecek aslında sonuçları beklenildiğini ifade edebiliriz. Tabii ki artık kadrolar da açıklandı ve birazdan sahada olacak isimleri de hemen paylaşalım sizlerde. Tabii ki 18 itibariyle her iki takımın da kafileleri Mersin Stadı'na gelmişti. Isınma hareketlerine başlamışlardı. Maç karşılaşma başlamadan önce son hazırlıklarını yapmaya başlamışlardı. Hemen ilk 11'i bu akşam forma giyecek futbolcuları açıklayalım. Ev sahibi takımı Hatay Spor, Erce Kardeşler kalede, Golam, Cengiz Demir, Glama, Ahmet Kamil Çörekçi, Masanga, Doğukan Sinik, Dele Basiru, Mehdi, Fernandez, Strenberg ilk 11'de yer alıyor Hatay Spor'da. Ankara Gücü'nde ise Visar kalede, Cemal Sertel, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Da Silva, Esoğusa, Demir Faruk, Ömer Faruk, Beyaz, Abur Janiya, Dadaşov, Halil İbrahim Dervişoğlu ilk 11'de yer alacak futbolcular. Tabii ki şu anda karşılaşma öncesinde tüm futbolcuların karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını yapmaya başladıklarını ifade etmiştik. Diğer taraftan da taraftarlar da yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu karşılaşma sağanak yağış altında gerçekleşecek. Bu da her iki takımın futbolcularını da oldukça zorlayacak. Tabii ki Ankara Gücü Türkiye Ziraat Kupası maçına veda etmişti. Mersin'de moral depolamaya
geldiğini ifade etmiştik. Ama diğer taraftan da tabii ki Hatayspor'dan Volkan Demirel ayrıldı. Yeni bir kadro şu anda teknik yönetimde. Tabii ki onlar da şu anda bu karşılaşmada kendi seyircisi önünde mutlak galibiyet arayacaktır. 3 puanı aramak için mücadele edecektir. İki takım içinde aslında bu karşılaşmanın birçok yönüyle baktığımızda kazanması için sebebi olduğunu ifade edelim. Ve sözü tekrar Mersin'den size bırakalım. 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın 11'ine bir kez daha göz atacağız. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe maçları üzerine tabii biraz daha yoğun konuşacağız. Muslera, Kaan, Nelson, Abdülkerim, Kön, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi. Galatasaray'ın muhtemel 11'i de buydu bizim için. Resmi 11'i de bu oldu. Hatta hızlı hızlı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'lerine de bir bakalım. Fenerbahçe'nin 11'i özellikle İdealden uzak, kart cezalısı olan oyuncular var, sakat oyuncular var. Belki de İsmail Kartal için en iyi 11 değil bu ama yine de kuvvetli bir kadro. Sarı lacivertlilerde Livakovic, kalede Ferdi, Bekao, Çağlar ve Osterwolde savunma hattını oluşturuyor. Cicu'yu bugün orta alanda Fred'in yanında izleyeceğiz. O pozisyonda görev alması beklenen Kurun için maç kadrosunda dahi olmadığını belirtelim. Cengiz, Szymański, Tadic orta alanı tamamlayan parçalar. Michy Batshuayi ise santrfor pozisyonunda, Edin Dzeko yedekler arasında. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrolarına da bir göz atalım. Sonrasında ilk olarak sizinle Karagümrük'ün 11'ini paylaşacağım. Trabzonspor'un 11'i böyle. Uğurcan kalede, savunmada Meunier, Mendy, Denswil ve Eren birlikte görev alacaklar. Umut Güneş, Bardi, Vişça, Pepe ve Funtas'a santrfor pozisyonunda Onoaçu'ya eşlik edecek. Beşiktaş'ın Alanya deplasmanındaki kadrosuna göz atalım şimdi. Siyah beyazlılar nasıl bir 11 ile sahada? Serdar Topraktepe'nin tercihleri neler olmuş? İşte ekranda. Mert, Svensson, Tayyip, Necip, Masuaku, Jetson, Salih, Onur Bulut, Cenk, Muleka ve siyah beyazların kadrosunda bir düzeltme yapmamız gerekecek. Muçi de var. Kadroları paylaşmış olduk sevgili seyirciler. Hemen Karagümrük'ün 11'ini aktaracağım. Karagümrük'ün 11'i şöyle: Sirigu kalede, Nazım, Koray, Çekerini, Levent, Roden, Kurbelis, Can Keleş, Eyserik, Ryan Mendes ve Markao. Hemen Karagümrük Galatasaray maçıyla alakalı konuşalım isterim. Eksiklerden bahsetmiştik. Biraski, Veseli, onlara Emre Mor eklendi. Karagümrük'ün 11'ine baktığınızda Galatasaray'ın yararlanabileceği hangi zaaflar var? Galatasaray'a zorluk çıkarabilecekleri noktalar neler hocam? Ya, Galatasaray'da şöyle diyeyim, oturmuş bir kadrosu var ve istim üzerinde. Karagümrük'e bakacak olursak özellikle defansta bazı problemleri var. Forvet açısında bir problemi yok Karagümrük'ün. İleride aldıkları o Markao hakikaten iş bitiriyor. Can formda bir oyuncu. Eyserik oynadığı zaman hakikaten etkili bir oyuncu. Ama defansif açıdan problemleri var. Arenada, kupada eledikleri maçta çok farklı bir Karagümrük görmüştük. Hakikaten işini bilen, doğru oynayan, doğru ataklar yapan, doğru baskılar yapan bir Karagümrük vardı. Ama bu maç çok daha farklı olacak. Şu anda Karagümrük küme düşme potasında ve oradan sıyrılmak için puanlara ihtiyacı var. Bu aşamada hangi takımla oynamak istemezsin deselerdi Ertuğrul Nay Hoca'ya, kesin Galatasaray derdi. İlk önce Galatasaray derdi. Hatta Fenerbahçe ile oynadığı zaman ilk yarısı çok çok iyi oynadığı bir maç, kaybetmesine rağmen. İkinci yarı maçı kaybetmişti ama o maçtan bile kazanabileceği bir maçtı ilk yarı sonucunda. Ama Galatasaray çok fazla üstün üzerinde. Yani çok fazla silah, hücum silahları var. Yani hangi tarafı durdursan o taraftan bir tehlike. Hakim Ziyech formda, Barış Alper formda, Mertens hayatının futbolunu oynuyor. Icardi tekrar eski günlerine döndü. Torreira bir nevi o tam karınca gibi. Kerem Demirbay arada Hakim Ziyech'le karıştırırsın, öyle şutlar atıyor. Defans oturmuş bir defans. Şimdi bu kadar koordine bir takımında Karagümrük'ün işi hiç kolay değil. Bence
İyi bir kadro var ama oynayabileceği en zor takımda oynuyor Karagümrük. Ne dersin? Karagümrük enteresan bir takım aslında. Topa sahip olma konusunda, pas yapma konusunda, oynama konusunda çok problemli değiller ama bitiremiyorlar. Son haftalarda, hatta son 10 haftaya bakalım, ligin en az gol atan takımlarından bir tanesi Karagümrük ve işin savunma kısmını da çok iyi beceremiyorlar. Ama mesela büyük takımlara karşı, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı iyi maçlar çıkardılar bu sezon. Mesela ilk yarıdaki Galatasaray maçını da çok zorladılar. Evet. Hatta Serdar Dursun çizgi üzerine topa dokunmasa kafayla, offside olmasa pozisyon 1-1 bitmişti maç. Yine Fenerbahçe karşısında Kadıköy'deki maçta iyi bir oyun. 2-1'lik bir yenilgi. Hocam söyledi, Fenerbahçe'ye karşı yine iç sahada 45 dakika iyi bir oyun. Karagümrük'ün iyi bir kadrosu var zaten. Yani kadro itibariyle bulunduğu konumu hak etmeyen bir takım ama oyun anlamında problemler. Mesela yumuşak bir takım Karagümrük. Yani o pozisyondaki bir takımın, yani düşme hattındaki bir takımın çok daha sert, çok daha enerjik, çok daha temaslı olması gerekirken Karagümrük'ün oyun şablonu sanki böyle orta sıralarda iddiası olmayan bir takım görünümünde. Pas yapalım, topa sahip olalım, iyi oyun oynayalım şeklinde bir oyun prensipleri var. Bu da onları zorluyor. Ve bir 9 numaraları yok. Yani belki de o konuda ligin en sıkıntılı ekiplerinden bir tanesi Karagümrük takım. Markao çok fizikli bir oyuncu. Hatta kupa maçında Abdülkerim'de bir yan yana geldikleri bir enstantane vardı. Bir fotoğraf karesi. Abdülkerim'den böyle 10 santim falan uzun böyle. Çok da iri bir oyuncu ama yetenek konusunda kısıtlı bir oyuncu. Güven Yalçın yine istikrar problemi olan bir futbolcu. Mesela şu 11'lere baktığımız zaman hangi pozisyondan Galatasaray'ı zorlayabilirler? Bence Levent Mercan ve Mendes'in olduğu kanat Galatasaray'ı zorlayacaktır. Çünkü Hakim Ziyech'in savunma yardımları kısıtlı. Bunu biliyoruz. Topuz oyunda halen problemleri var. Kaan Ayhan da o konuda özellikle karşısında böyle Mendes gibi süratli bir futbolcu varken zorlanabiliyor. Hani orada sanki Levent Mercan ve Ryan Mendes üzerinden Karagümrük hücumlarını şekillendirecek gözüken bu. Ama diğer tarafta da Nazım Sangare, Barış Alper Yılmaz eşleşmesi var. Çok ciddi bir adaletsiz eşleşme bence Karagümrük adına. Bir tarafın çok açık favori olduğu bir eşleşme. Kesinlikle, yani Barış Alper birebir yakaladığı her pozisyonda geçer Nazım Sangare'yi. Orada da enteresan bir üstünlük kuracaktır Barış Alper. Yani orada nasıl bir Can Keleş mesela, orada çok ciddi yardım yapması gerekiyor mesela Barış Alper'in kanadına ki orada hani bir dengelensin iş ama o da çok yardım yapan bir kanat profil değil Can Keleş'te. Ve Könde var. Evet. Savunma açısından zaten zaafları var Karagümrük'ün. Mesela Levent Mercan ve Ryan Mendes. Ayak bilekleri çok iyi. Topla ilgili hiç problemleri yok. Ama i̇şte bunların savunma da savunma tarafları zayıf. Yani hücuma gittiği zaman bir de mesafe kat etmeyen oyuncular. Normalde topu koşturan oyuncular bunlar. Ayak bilekleri, teknikleri iyi olduğu için hücuma giderken o süratle, yani geçiş oyunuyla gidemezler. Aynen. Marko da çok yani kalıplı bir oyuncu hakikaten. Esasında istiyor da. Çin'den geldiğinden beri, Karagümrük'e ilk geldiğinde bayağı iyi işler yaptı. İyi takım yani. Ama baktı, her şeyde iyi bir takım Karagümrük ama. Karagümrük geçiş oynayacaksa eğer Marka mı doğru 9 numara, Güven Yalçın mı? O mesela tartışılır. Yani topa sahip olacaksanız, oyunu rakip yarı alana yıkacaksanız evet Marka oynamalı ama bugün 0-0 giden bir oyundan çok net biliyoruz. %70'lerde bir Galatasaray topla oynayacak. Mesela son Sivas maçında şunu çok net gördük. Barış Alper Yılmaz, Derik Kön ve Mertens oraya giriyor. Bir üçgen. Galatasaray inanılmaz hücum ediyor oradan yani. Şimdi mutlaka Karagümrük önünde de Okan Hoca orada Nazım'ın, Can Keleş'in savunma sıkıntılarını görecektir. Yani oyunun bir kısmından sonra artık sürekli sola yığıldığını göreceğiz bence. Yani Mertens oraya geliyor, Kön'den pası alıyor ve Barış Alper savunma arkasına koşu atıyor sürekli. Çok kullandı Galatasaray. İki gol buldu. Oradan Karagümrük ve Sivas maçında Galatasaray. Bugün mutlaka Galatasaray solunu kullanacaktır. Çok daha şiddetli şekilde. Ya bunu bütün takımlar biliyor ama önlemini alsalar da Galatasaray etkili bir şekilde, bilindik, istikrarlı bir şekilde zorluyor. Pozisyonları da buluyor. Çok yetenekli oyuncular var çünkü. Buradaki yani. Oyuncuların ismi Mertens yoktan var ediyor. Hakim Ziyech yoktan var ediyor. Hepsi yoktan var eden bir oyuncu. Şöyle bir şey görüyoruz bir de mesela. Galatasaray oyunu soluna yıkıyor. Takım savunmasını, rakip savunmasını da kendi sahana kaydırıyor. Hakim Ziyech bomboş orada. Bir ters top, ya şut ya pas Hakim Ziyech açısından. Bunu çok iyi organize ediyor Galatasaray. Bugün de mutlaka bunları göreceğiz hücumda. Bir de Galatasaray'da şu var mesela. Pozisyon yokken gol bulabiliyor. Yani evet, her türlü şekilde oyuna iyi başlamıyor mesela. Aynen. Oyun rakip takım bir şekilde zorlamaya başlıyor.
Ama pozisyon yokken uzaktan atılan bir şutla veya araya atılan bir topla pozisyona girip işi bitirip öne geçip rahatlıyorlar. Ondan sonra daha da rahat oluyorlar. Gol repertuarı çok geniş Galatasaray'ın. Hocam şu da önemli. Yani maçın içinde hangi tarafın öne geçtiği mühim. Ama iki karşılaşma Galatasaray, Karagümrük deplasmanında Fenerbahçe evinde Kayseri ile oynuyor. Kimin öne geçtiği de önce öne göçenin hangi takım olduğu da belirleyici olabilir günün gidişatıyla alakalı. Özellikle Galatasaray'ın erken öne geçtiği bir senaryo. O tribün açısından biraz evet. Bence etkili olacak senin söylediğin. Yani Galatasaray öne geçtiği an otomatikman Fenerbahçe tribünlere ister istemez bir stresi koyacak. Yani oyuncu grubunun üstüne bir stres oluşturacak. Ne dersin Onur? Olur ama tabii ki taraftara yansıyan bu enerji sahaya da yansıyacaktır otomatikman bir süreden sonra. Ya mutlaka şimdi Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlar, evet gözleri orada ama herkesin kalbi, zihni, her şeyi Olimpiyat stadında Fenerbahçe adına. Bu da çok normal. Yani Galatasaray'ın kazandığı bir senaryo, Fenerbahçe kazansa bile artık işlerin bittiği bir senaryoya dönüşecek matematiksel olmasa bile. Dolayısıyla mutlaka Galatasaray'ın mesela tam tersini düşünelim, Galatasaray bir gol yedi. Onun da olumlu yansıması olur Kadıköy'e mesela. Tam tersini de düşünmemiz gerekiyor. Ya bu iki stat arasında bir etkileşim olacak bugün. Yani Olimpiyat stadı Kadıköy bir etkileşim olacak. O etkileşime en güzel örnek şuydu. Bursa Spor'un şampiyon oldu sene. Yani evet, maalesef yanlış bilgilendirme de oldu. Bursa Beşiktaş'la Bursa'da oynuyor. Fenerbahçe'de Trabzon'la Kadıköy'de oynuyor. Fener kazandığı zaman şampiyon oluyor. Ben de Bursa'da maçı seyrediyorum. Bursa ilk yarı 2-0 önde kapattı Beşiktaş karşısında. İkinci yarı futbolcular bıraktı. Yani bir şekilde Fenerbahçe maçına olan konsantre çok daha fazla oldu. Bu tribünde de böyle. Yani o arada bir tane gol yemesine rağmen hala Bursa kazandı müddetçe problem yok. Bursa kazandı. İkinci yarı radyodan dinliyorlar maçı veya seyrediyorlar bir şekilde. Herkes ayakta ama. Yani her an Fener attı, atacak derken Fenerbahçe dünyaları kaçırdı. Bir türlü gol olmadı. Maçla beraber bitince Bursa Spor şampiyon olmuştu. O etkiyi orada görebiliyorsun yani. Aynen. Bursa seyircisi kendi maçını bıraktı. Rakip daha sağdan gelecek şey haberi beklemeye başladı. Puan farkları birbirine yakın değil. Tabii, bu kadar yakın değil takıma birbirine ama mutlaka bir etkisi olacaktır yani. Hocam Eyserik Karagümrük için belki de en önemli oyunculardan biri. Onun takım arkadaşlarıyla olan bağlantısını kesmek Galatasaray'a ne kadar yardımcı olur? Burada ana görev kimlere düşer? Ya Eyserik'e oynayacak alan bırakırsanız zaten hangi futbolcuya o kadar oyuncak alan bırakırsanız oynar. Eyserik kaliteli bir oyuncu. Evet, kesinlikle. Ama kendi kendini demoralize etme olasılığı da var. Dikkat ettiğin zaman agresif tavırlarla bir anda kendi kendini de imha edebiliyor. Ya vücut dili çok kolay düşebiliyor. Çok kolay düşüyor. Belki yani hakemle oynamaya başlıyor. O ara rakip takım oyuncusuyla oynamaya başlıyor. Evet. Kendi kendini imha edebiliyor esasında oyuncu. Galatasaray dediğim gibi... Galatasaray bence önlem almaktan daha çok rakip önlem almayı düşünecek. Yani Eyserik bir tane oyuncuyu düşünüyorsun. Sonuçta Galatasaray o işi yapıyor. Ya, rakiplerine yakın oynuyor, bırakmıyor. Yani Torreira her bütün alanları, boşlukları kapadığı için pek fazla düşünmüyor. Diyorum ya o kötü oynadığı zamanlarda bile rakibe fazla şans vermiyor. Rakip daha dominant oynuyor gibi gözüküyor ama pozisyonsuz oluyor. Bazen pozisyona girse de kalede Mustara devleşiyor. Ama ondan sonra golü bulduktan sonra hepten açılıyor. Bence Eyserik tamam önemli bir oyuncu. İşte orta sahada oynayan sahada çok iyi oyuncuları var baktığın Rohtan zaman. Rohtan iyi bir oyuncu. Evet. Yani Rohtan'a gelene kadar Levent Mercan ve önündeki oynayan oyuncu hakikaten Ryan Mendes hakikaten önemli oyuncular. Topla ayağındayken. Can da iyi hocam. Can, sezon geçiriyor. Can etkili gidebiliyor. Güven önemli bir oyuncu. Marco önemli oyuncuları var. Ama onlar da şu anda küme düşme potasında ve bir stres altındalar. Kolay değil işleri. Bir an önce oradan çıksalar belki şu anda o potada olmasalar bu maçı çok daha farklı konuşuyor olabilirdik. Rahat mesela kadro olsalar. Olarak mesela ben Karagümrük'ü Konya'nın önüne koyarım, evet. Hatay'ın önüne koyarım, Antep'in önüne koyarım. Yani kadro olarak bence iyi bir kadro evet. Karagümrük takımı özellikle hücum kısmında. Kesin. Emre Mor mesela bugün oynamıyor. Yani o da yetenekli bir oyuncu. Ama Karagümrük işte işin savunma kısmını... Çok fazla beceremedi son dönemde. Çok fazla kalesini koruyamadı. Rohtan demiştik az önce. Mesela oyunun iki yönünde oynayabiliyor Rohtan. Ve şunu çok iyi yapıyor. Boş koşulları. Yani ceza sahasına boş koşulları iyi beceren, oyun aklı yüksek bir oyuncu. Mutlaka onun mesela Galatasaray adına takip edilmesi gerekiyor. Çünkü bir anda savunmanın arasına sızıp orada pozisyona girebiliyor. Yani
Ve duran toplar. Mesela şimdi marka anında oynayacağını düşünürse Karagümrük adına mutlaka duran toplar etkili şekilde kullanılacaktır. Öyle bir istek olacaktır. Fenerbahçe ve Kayseri Spor'un 11'lerinden bahsedeceğim. Livakovic kalede, sarı lacivertlerde Ferdi Sağbek, Bekao Çağlar stoperler, Osterwolde solbek, Ciku bugün orta alanda Fred'in yanında, Cengiz, Şimanski, Tadic orta alanı tamamlayan oyuncular ve Mişi Batshuayi santrfor pozisyonunda yer alıyor. Bilal kalede, Kayseri Spor'da Gökhan Kolovetsios, Arif ve Lionel Karol'den oluşan bir dörtlü savunma var. Kartal, Şukurov, Cardoso, Burabia, Mane orta alanda ve Boamorte ileri uçta görev yapacak. Kayseri Spor'un kadrosu da bu. Hocam, Fenerbahçe ideal 11'inden biraz uzak, ideal 11'de olup Ferdi gibi ve Ciku gibi farklı pozisyonlarda oynamak durumunda kalan oyuncular var. Bu oyuncuların varlığı oyun akışını nasıl etkiler Fenerbahçe'de? Şöyle, Ferdi sol tarafta hakikaten etkili oynuyordu ama Osayi sağ tarafta da etkili oynadı ama iki kanat da iş görüyordu. Şimdi Osterwalde'nin bu kadar kısa sürede dönmesi bir kere bence olay. Hakikaten iyi bir profesyonel. Bu kadar kısa sürede döneceksin ve takımdaki tekrar yerini alacaksın ve tekrar o mevkide oynamaya başlayacaksın. Devre arasında yapılan transferin de yanlış olduğunu gösteriyor. Krunić'i çok büyük umutlarla alıyorsun. Şöyle bir maçta Krunić kadroda yok. Şimdi bunu da sorgulamak lazım. O transfer yanlışlığını da. İşte Ciku stoperde sezonun belki en iyi performans gösteren oyuncularından biri. Bir anda İsmail Yüksek'te olmayınca orta sahada Fred'in yanında görev alıyor. Bir anda Ceko son zamanlarda çok pozisyona girip bir türlü değerlendiremeyen Ceko. Bazen hamlelerde geç kalan bir Ceko. Ceko'yu burada konuşmak tabii ki kolay iş değil. Çünkü bu kadar referansı iyi olan, bu kadar iyi bir futbolcuyu konuşuyorsun. Ama son haftalardaki düşüşünü de görmek lazım, inkar etmemek lazım. Batshuayi onun yanına yapan daha hareketli, daha istim üzerinde, daha çok atmaya çalışan bir pozisyonda. Tadiş'ten hiçbir türlü vazgeçemiyor. İşte Cengiz bir ara bir kıpırdamıştı. O da ondan sonra durdu. Elinde olan kadroyu bir şekilde İsmail Hoca sahaya çıkarıyor. Yani bu kadro Kayseri Spor'u yener mi? Rahat yenmesi lazım gibi duruyor ama bu söylediğimiz faktörlerle kolay işi kolay değil. Kayseri bildiğimiz Kayseri, hemen hemen aynı kadroyu çıkarmış. Bir Mane zannediyorsam yeni oynayan oyunculardan bir tane gibi duruyor ama o takımın önemli oyuncularından biri. Çabuk, süratli bir oyuncu, evet. Portekiz'den aldıkları zaman. Fenerbahçe biraz da mecburiyetten buna gitti. Öyle diyelim. Yani İsmail Yüksek'in sakat olması, Cükü'nün yerinin değişmesinin en büyük nedeni. Osterwalde'nin dönmesiyle de Osayi'nin büyük ihtimal sakatlığı var. Onu da kenarda oturuyor. Ferdi, her hocanın yapacağını, Ferdi sağ beki, Osterwalde sol beki ki iki tane gene iyi defans oyuncusu. Çağlar'la Bekao'da konuşmaya lüzum yok. Eğer formda oldukları zaman bu oyuncular bu defansı hiç konuşmaya bile lüzum yok. Ama forvette iş bitirmeleri lazım ki Fenerbahçe'nin son zamanlarda, son Konya'da da Ceko'nun kaçırdığı pozisyonları sonlandıramadığı atakları düşündüğün zaman oyuncu değişiklikleri normal geliyor. Onur, Ciku'nun orta alanda görev almasını nasıl yorumluyorsun? Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması gereken bir mücadelede Fred'in yanındaki destekçisi stoper tandanslı bir oyuncu. Kenara da baktığımızda Krunić kadroda yok. Orada kim oynayabilir diye Zayt'sa bakıyorum. Mert Hakan var. Komutan Mahlaslı, Mert Hakan ve Miha Zayt. Bu sağının, ikisinden birini düşünemez miydi hocam? Sağının içinde hiçbir zaman komutan olamıyor ama sağının dışında böyle bir ünvanı olan bir futbolcu Mert Hakan. Ya bu kadro bize bir mesaj veriyor. Diyor ki Fenerbahçe'deki futbol aklı, İsmail Kartal, yönetim, biz ara transferde yanlış yaptık. Yani bunun başka bir izahı yok. İsmail Kartal'ın Crespo ve Lincoln'u gönderme pahasına transfer ettiği ve takımda tuttuğu iki oyuncu. Biri Krunić, biri Zayt. Zayt kulübede, Krunić kadroda yok. Ve siz stoper oyuncusu Ciku'yu 6 numara pozisyona çekiyorsunuz. Bu aslında Fenerbahçe'nin devre arası yaptığı hataların tam bir resmidir. Bizim önümüzde duruyor şu an 11'de. Tabii ki oynayabilecek oyuncular var. Zayt var, Mert Hakan var ama onlar da iyi durumda değil. Yani şimdi Mert Hakan'ı gördük Konya'da. Ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Zayt oynadığı her maçta bir hayal kırıklığı. Orada işte dediğim gibi
Crespo dursaydı, Lincoln dursaydı bugün başka bir şey konuşabilirdik. Şu anda bile Krunić oynamıyorsa eğer ki İsmail Hoca'nın bu kadar beğendiği, üzerinde durduğu, işte gördünüz mü Krunić'i dediği basın toplantısında bir oyuncu niye kadroda yok? Ben bunu merak ediyorum. Bir sakatlığı yoksa eğer Krunić'in kadroda olmamasının nedenini merak ettim açıkçası. Tabii ki eldeki malzemeler ışığında hani hoca en iyi 11'i sahaya sürmeyi denemiş. Mesela Ferdi sağ beke geçtiği zaman o soldaki performansını hiç gösteremedi bugüne kadar. Son dönemde özellikle. Osterwold'e dönüş gerçekten hepimizi şaşırttı. Yani sezonu kapattı dediğimiz bir oyuncunun bitimi 2 hafta kala, 3 hafta kala dönüşü yani tam bir mucize. Oyuncunun fizik kalitesini bize gösteriyor. Tabii ki Batshuayi'yi bekliyorduk. Sürpriz olmadı Batshuayi'nin dönüşü. Burada Fenerbahçe için kritik nokta şu. Fenerbahçe bu maça nasıl hazırlandı? Hangi konsantrasyonla, hangi mental şekilde hazırlandı? Mesela Sivas'ta, Beşiktaş maçında ve son Konya maçında Fenerbahçe'nin mental durumu ben hiç beğenmedim. Yani sanki şampiyonluk konusunda umudunu tamamen yitirmiş bir takım görüntüsü vardı sahada bence dışarıdan baktığım zaman. Eğer bugün de aynı görüntü sürerse Kayseri çok zorlar Fenerbahçe'yi. İsmail Hoca hakikaten problemli, şöyle problemli. Şimdi İsmail Hoca'nın tuttuğu bazı oyuncular var. Yani ilk Fenerbahçe'deki ilk döneminde de yani ikinci yarı takım başına geldikten sonra tuttuğu oyuncular vardı. Kimdi? İrfan Can'dı, kimdi? Mert Hakan'dı. Serdar Dursun. Bunlardan bir türlü vazgeçmiyordu. Vazgeçmedi oyuncuların başında. Özellikle Mert Hakan'la İrfan Can zaten iyi oldu. Yani. İyi oynadı, oldu. Zayt'tan da bu arada sanki hocam. Zayt'tan evet. Da fazla geçmiyordu. Şimdi bakıyorsun İsmail Yüksek yok. Fred oradaki esas oyuncu sahaya dönmüş. Onun yanında Cicu'yu alması beni çok şaşırtıyor mesela. Çünkü neden? İki tane çok tuttu oyuncu vardı kendi açısından. Biri Mert Hakan. Tamam bir şey olmayabilir ama çok tutuyorsan bir oyuncuyu. Bir de Zayt. Bir de Zayt. Yani şimdiki gelinen aşamada ikisini birden oynatmıyor. Krunić kadroda yok. Ve yerine stoper orijinli işte Kerem'in de dediği gibi Cicu ile. Cicu da orada iyi bir performans gösteriyor normalde. Cicu'yu öne çıkarıyorsun. Ama iki tane çok tuttuğun oyuncu da kenarda yanında tutturuyorsun. Bu bile problemli olduğunu gösteriyor yani, aslında. Yani bugün Fenerbahçe dediğim gibi o eğer mental sıkıntıları yaşarsa problem olur Kayseri maçı. Ama Fenerbahçe iyi konsantre olmuşsa, taraftarıyla bütünleşecekse, galibiyete inanmış ve iyi hazırlanmışsa bugün kazanır. Ama aksi takdirde yani Kayseri'nin Fenerbahçe'yi zorlayacak işte Mane gibi, Boğamorta gibi oyuncuları var. Bir de bu takımı kurmasında mesela Ali Koç yeniden başkan adaylığını açıklaması bence bir nebze artı getiriyor onlara. Yani oyuncuların bakış açısından. Oyuncuların bakış açısından takımı kurduğu için diyorum yani. Ama şöyle de bir şey var hocam. Süper Kupa'ya çıkılmadı. Yani Fenerbahçe çıkmadı. O karşılaşmaya ve oyuncular daha çok tabii ki bu tip maçlara çıkmak isterler. Orada ben bir kırılma olmuş olabileceğini tahmin ediyorum. Aynı zamanda takımın içinde de oyuncular arasında daha farklı fikirler evet. Ve fikir çatışmaları söz konusu bunlar oldu. Bunlar profesyonel oyuncu. Sonuçta profesyonelce yani bir imza atıyorlar ve bunun karşılığında sonuçta o kulübün yöneticileri var. Bu kulübün yöneticileriyle sen o sözleşmeyi imzalıyorsun. Ve yöneticileri verdiği kararlara ister istemez uymak zorundasın. Örneğin İstanbulspor sahadan Trabzon maçında sahadan çıkılırken hatırlıyorsan Resul mü? İşte sayın başkanın hani çıkmayalım diye her şeyi yaptı. Başkan yok dedi. Her şeyin sorumlusu benim. Çıkın dedi. Ve çıkardı. Şimdi burada Ali Koç böyle bir takım kuruyor. İyi harcamalar yapıyor. İyi oyuncular da alıyor baktığın zaman. Sonuçta bunlar birebir yüz yüze sonuçta Ali Koç'la beraber imza atıyor sayın Ali Koç'la. Başkanla beraber imza atıyor. Şimdi bunun kalacağını açıklaması ben futbolcuysam hani senin söylediğin kırılmalar falan onlar bu işin düşünceleri. Bunlar profesyonel oyuncu sahaya çıkacak, görevini yapacak. Yani o onu yapmış, bu bunu yapmış, o kafasında böyle kırılma yaşadı. Ben bunlara pek inanmam. Hı hı. Sonuçta sen imza alıyorsun. Sen imza törenine geliyorsun. Sayın Başkan orada. Sen de onunla beraber imza alıyorsun. Ve yönetici olarak onu görüyorsun. Veya onun yanında birkaç tane konuştuğun yöneticiyi görüyorsun. Onların söylemleri bence diğer söylemlerin hepsinin önünde oluyor. Onun için diyorum. Şimdi mesela Ali Koç da imzalamış. Ali Koç başkan adaylığını devam ettireceğini söylüyorsa bu ufak da olsa bir artı yazar diye gidiyor. Ne dersin? Ben sana katılıyorum. Orada bir kırılma olduğunu da düşünüyorum. Çünkü şimdi Fenerbahçe kadroyu kurarken önemli oyuncular transfer etti. Kariyerleri boyunca önemli kulüplerde oynamış. Büyük kurumsal yapıların içinde kariyerlerini geçirmiş futbolcular bunlar. Ve bu oyuncu grubunun siz hiç hayatlarında yaşamadığı bir ortama sokuyorsunuz. Ligden çekilelim mi? Süper Kupa maçına çıkmayalım şeklindeki bir gündem.
Yani ben çok net biliyorum orada Dzeko'nun, Tadic'in, Szymanski'nin, Fred'in, Livakovic'in çok büyük rahatsızlık duyduğu bu konuyla alakalı. Gidip başkanla özel birebir konuştuğu, maça çıkmak istediklerini ifade ettikleri, bunu anlayamadıklarını söylediler. Yani niye? Anlayamıyoruz biz. Anlatamazsın. Hani burada bilen, şimdi Mert Hakan anlar, İrfan Can anlar. Burada yaşamış bu kültürü bilen futbolcular. O da bu arada bir sıkıntı. Tabii yani ki. Bir taraf anlamıyor, aynen. Diğer takım taraf içinde, neden anlamıyorsun? Tabii iletişim problemidir bu. Mesela Dzeko diyordur ki niye çıkmıyoruz sahaya? Çünkü anlatamazsın ona bunu. Yani. Hayatında yaşamadığı bir ortam onun bu. Buradaki oyuncu bunu bilir, anlayabilir. Bu bence bir kopma yaşattı. Bir de başkanın çıkıp ben buradayken bizi şampiyon yapmayacaklar söylemi çok büyük bir sıkıntı yarattı takım içinde. Yani ne demek bizi şampiyon yapmayacaklar? O zaman futbolcu şunu düşünür. Ben niye sahada mücadele veriyorum? Ben niye idmana çıkıyorum? Niye maçta oynuyorum o zaman? Yani bu da bence bir psikolojik problem yarattı. Fenerbahçe yönetimi sezonun ikinci yarısını psikolojik olarak çok yanlış yönetti. Yani şu an geldiğimiz noktanın sorumlusu da bence budur. Son bölüme doğru gidiyoruz sevgili seyirciler. Artık son 3-4 dakikamız, 5 dakikamız içerisindeyiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'leri üzerinden zaten konuştuk. Değerlendirmelerde bulunduk. Beşiktaş'ın 11'i ve Trabzonspor'un 11'lerini de yine aktarmıştık. Beşiktaş'ın 11'i görüntüye gelecek. Sonra da Alanyaspor'un kadrosundan bahsedeceğim. Mert, Svensson, Necip, Tayyip, Masuaku, Salih, Fernandes, Onur, Muçi, Cenk, Muleka 11 ile Beşiktaş sahada. Alanyaspor, Ertuğrul, Hader Conay, Fatih, Aliti, Balkovets, Richard, Fer, Oğuz, Eduardo, Augusto ve Santerford pozisyonundaysa Güney Koreli Bang Uijo bugün görev yapacak sevgili seyirciler. Alanyaspor'un kadrosu bu. Koreli oyuncunun da ilk kez 11'de sahada olduğunu belirtelim. Acaba bir sakatlık mı var? Ahmet Aslan'ı orada bekliyorduk. Bakarız, kontrol ederiz. Gökhan Hocam, çok az zamanımız var ama bu kadrolar, Alanya'nın kadrosunu da paylaştım. Ne düşündürtüyor size maç öncesi? Güzel bir maç olacağını, Beşiktaş'ta o kadar sakat olmasına rağmen çıkabileceğin iyi kadroyla çıkıyor. Baktığınız zaman defansif açıdan Tayyip oynuyor. Uzun zamandan beri ilk defa Onur tekrar sağ tarafta hoca kullanmaya karar vermiş ki Serdar Hoca Onur'u tutuyor zaten. Bir de deplasmanda olduğu için kullanıyor gibime geliyor. Çünkü iç sahada bayağı bir problemli. Ama Beşiktaş iyi bir kadroyla ve ofansif bir kadroyla oynuyor. İşte Cenk Tosun'dan dediğim gibi patlama bekliyorsun. İşte Muleka'sı, Muçi'si. Gene iyi bir kadro sahada. Alanyaspor son haftalardaki istim üzerindeki kadro. Her maçta bir şeyler yapıyor yani. Yenilmiyor kolay kolay ve gol de buluyor. Oğuz, özellikle Oğuz. Hakikaten ligin ikinci yarısıyla beraber milli takıma da giderek ne kadar formda olduğunu da gösterdi. Hak etti Süre de. Hak etti, kesinlikle hak etti. Yani bugün Oğuz adını, sen ister istemez bazı oyuncular vardır, zorla adını telaffuz ettirir ya, Oğuz öyle bir oyuncu, zorla adını telaffuz ettiriyor. İnşallah geleceği de aynı şekilde daha da parlak olacak. Bence transfer zamanı bayağı adından söz ettirecektir diye gelir. Onur? Yani kadroyu görünce bir tek Onur Bulut benim garibime gitti. Yani bir genç oyuncu orada değerlendirilemez miydi? Yani Onur'dan daha mı kötü oynayacak sağ kenarda? Tabii ki onu Serdar Hoca çok daha iyi bilir. Ben şunu görüyorum takımlara baktığım zaman. Oyunu Alanya alır ama maçı kim alır onu göreceğiz. Ama Alanya'nın oyun anlamında daha üstün olacağı, daha çok üreteceği bir maç olacak bence. Ama tabii ki Beşiktaş'ın da önemli silahları var. Çıkıp bir gol atıp, iki gol atıp 3 puanla dönebilir Beşiktaş. Ama oyun bence Alanya'da olacak bu akşam. Trabzonspor ve İstanbulspor'un kadrolarını da hızlıca paylaşmak istiyorum. Trabzonspor, Uğurcan, Mönye, Mendy, Dansville, Eren, Umut, Vişça, Bardi, Pepe, Funtas ve Onuachu. Bordo Mavililerin ilk 11'i bu. İstanbulspor, Mücahit, Duhaney, Mehmet, Okan, Koli, Ali, Sambisa, Vorobiovas, Loşay, Mamadou ve Jackson. İstanbulspor'un da 11'i bu. Yani Trabzonspor'un kazanmasını beklediğimiz bir haftanın belki de en net maçlarından biri. En net maçı. Aynen. Ya da en net maçı yani. Trabzonspor'un çok açık favori olduğu, hatta farklı kazanabileceği bir maç gibi duruyor kağıt üzerinde. Kesin. Yani bence Trabzonspor'da oynayacağı kupa maçına kadar böyle kadroyu bir arada tutup birbirlerine iyice kaynaştırıp o maça hazırlıklarını yapıyor ki hemen hemen tam kadro sahaya çıkmış. Hatay Ankara Gücü karşılaşması çok önemli. Hızlıca kadrolardan bahsedeyim. Erce, Kamil, Ahmet, Kilama, Cengiz, Gulam, Masanga, Doğukan, Bucema, Dele, Başiro, Fernandez ve Stramberg 11 ile Hatay Spor sahada. Ertaç, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiu, Pedrinho, Bassogok, Philips, Efkan,
Hacıyovanis ve Alisov da Ankara Gücü'nün 11'i düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalar var. Şüphesiz ki bu maçta son derece önemli. Konya Samsun kadrolarına bakayım. Slovik Uğurcan, Adil Hadebe, Gilerme, Soner Enzonzi, Dağ, Oğulcan Etemi ve Çikaleşi. Bu Konya Spor'un kadrosu. Samsun Spor, Okan Şindler, Yunus Emre, Fandron Gelen, Bola, Tait, Taylan, Raman, Hose, Emre ve Muandil Maci 11'iyle de Samsun Spor'un sahaya çıkacağını belirtelim sevgili seyirciler. Son olarak Pendik Spor, Rize Spor 11'lerini aktarayım. Erdem, iki Erdem, kaleci Erdem ve sağ bek Erdem. Alpaslan, Wellington, Emre, Gökçen, Endiaye, Lusamba, Halil, Erencan, Tiam. Pendik Spor'un 11'i. Tarık, Taha, Ali Kulov, Moçi, Halil İbrahim, Şelvi, Muammer, Zeçiri, Olavoyun, Akintola ve Minçev 11'iyle de Rize Spor sahada yer alacak sevgili seyirciler. Maç gününde de artık sona geldik. Hocam ağzınıza sağlık, Onur. Aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Sen de ağzınıza. Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler maç gününe. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoş